Şimdi iki çocuk annesi 22 yaşındaki Nevrigül. Nevrigül 2 Eylül Cumartesi günü Bursa Gemlik'ten kayboluyor. 45 gündür kendisinden haber alınamıyor. Allah yardımcınız olsun. Aa. Nevrigül'ün annesi babası. Sen de kız kardeşi misin? Evet. Hoş geldin kız kardeşi aramızda. Şimdi ailenin iddiası şöyle. Diyorlar ki Nevrigül'ün bir tane çocuğu ayrılmak istediği eşinin yanındaydı. Evet. Sabah da bize onun yanına gideceğini söyledi. Evet. Bir daha biz kendisinden haber alamıyoruz. Bir haberimizi izleyelim. Kocasını bırakıp baba evine döndü. Beraber kalacaktık burada yani. Ortadan kayboldu. Samet'i alıp geleceğim dedi bana. Şiddet ve tehdit iddiaları. Süpürge makinesinin demirini vuruyordu. 22 yaşındaki Nevrigül Alan'a ne oldu? Sıra kadem basmadan 2 ay kadar önce boşanma kararı alıp 3 yaşındaki oğluyla birlikte baba ocağına dönen Nevrigül Alan Bursa İznik'te yaşıyordu. Geçimsizlik yüzünden benim yanımda kalmaya karar verdi. Kocası yasaklı madde bağımlısı olduğu için burada da çok çok kavga yaptılar. Şiddet mi görüyordu, evet, neden? Şiddet görüyordu. Hatta bir ara beni aradı. Remzi, ben bunu mermi yağmuruna tutacağım dedi. Öldüreceğim ben bunu dedi. Kaybolmadan ne kadar zaman önce? 2-3 ay öncesi. Baba Sedat Tutaner'in anlattığına göre kızı 6 yıllık evliliği boyunca şiddet gördüğü kocasından kurtulmak istemiş ancak bir türlü yakasını kurtaramamıştı. Sürekli geçimsizlik vardı. Eşini bırakıp yasak maddelerin peşine gidiyordu. Kızımın şu bacağına süpürge makinesinin demirini vuruyordu. Sürekli senin kafana sıkarıp sen ancak mezara girsin, o zaman benden ayrılırsın diye beyanda bulunuyordu. Bunu böyle yaparsan ben bunu savcılığa bildireceğim dedim. Beni de tehdit etmeye başladı. Savcılığın uzaklaştırmasını bile saymıyordu Remzi Alan. Onlardan ayrılmak istediğin zaman ölüm varmış sonunda. Ben kızımın ölümünden şüpheleniyorum. Kızını öldürdüm gibi şekilde bir bana mesaj attı. Öldürüp bir yere gömdü. Bu adam her şeyi yapabilir kocası. İddia o ki kaybolmadan 2 gün evvel bir oğlunu yanına alıp diğerini babasına bırakan Nevrigül Alan'la kayınvalidesi arasında ciddi bir tartışma yaşandı. 31 Ağustos Perşembe günü kayınvalidesiyle tartıştı. Ondan sonra kayınpederi beni aradı. Çocukları zor tutuyorum diye bana söylüyor. Muzaffer Alan, Ramazan Alan, Remzi Alan bizi öldürecekler bir sözde. Çevresinde Şirin olarak seslenilen Nevrigül Alan kayınvalidesinin ardından ayrılmak istediği eşiyle de gergin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Anne Sultan Tutaner'in söylediğine göre o görüşmede kızı tehdit edildi. Sizi kimse koruyamaz, senin sülalen yok. Öldürürüm, keserim, biçerim. Hep kızıma bunları tehdit ediyordu. Kızımın ayağında bir ara ben izniye geldim, morluk gördüm. Bu ne dedim? Sus bana dedi. Bir şey deme anne dedi, çocuklarım var dedi. Öldürürüm. Ölürüm, keserim, biçerim, boşanamazsın benden, anca mezara girersin, bizde boşanmak yok. Hep öyle söylüyordu kocası. Anlatılana göre Nevrigül Alan'ın en son görüştüğü kişi kendisinden ayrılmak istemeyen kocasıydı. Anne dedi geleceğim ben dedi, Samet'i alıp geleceğim dedi bana. Yani Remzi Bey'in yanına gidecekti çocuğu almak evet, için. Alacaktı, gelecekti. Ondan sonra bir daha da o telefonu kapalı durdu. Hani bir daha da konuşamadık. Damatlarının Nevrigül Alan'a zarar vermiş olabileceğinden şüphe eden ailenin tek isteği kızlarının akıbetini öğrenebilmek. Torunumu ne olursunuz bulun. Kocası tarafından da şüpheliyim bunu öldürdüğünden. Yavrumu bana geri getirme canım. Yardım et bana. Kimsemiz yok bizim. Yavrumu istiyorum. Bana yardım et. Gerçekten zor. 45 günde olmuş. Babaannesinde mi kalıyordu? Evet. Evet Müge Hanım. Önce saygılarla ellerinizden öpüyorum. Annemin yanında kalıyordu. Annem vefat edince tekrar kızım bizim yanımıza döndü. Ayrıldıktan sonra. Ama sürekli tehditler vardı. Kocası tarafından sürekli tehdit. Yok yüzüne kezap dökeceğim. Silahla vuracağım. İşte devlet benim şeklinde bana bu türlü açıklamalar. Kızımı tenya yere çağırır. Orada konuşmak üzere döver. Hatta ufak Samet torunum bile bunları biliyor. Bunları biliyor. Kendisi sırf ahlaksızlık konusunda. Ne kadar ahlaksızlık varsa bu adamda. Vurduğu yerleri de gösterdi. Vurduğu yerleri gösterdi. Ne kadar, yani bir süpürge makinesinin demir hortumuyla burasına vurulmuş kızımın evine gittim. Ne oldu kızım böyle yapıyor. Ne oldu dedim ya, göster bana bacağını. Yürüyemiyor yani. Evet, evet. Bir açtım bere. Kim yaptı bunu sana? Remzi yaptı baba, bir şey deme. Niye bir şey demeyeceğim? Aklını başına al, ben savcılığa giderim dedim. Bak bu sefer uyarıyorum dedim ama gene anlamıyor. Ahlaksız adamı hiçbir zaman düzeltemezsin. Ahlaksız ahlaksızdır efendim.
Adı çok acıtır ya o demir sopa dediğin ya. Bildiğin demir, demir yani. Demir boru. Demir boru abla. Neyse yürü, artık demir, alüminyum neyse onun içeriğini bilmiyorum da yani o bayağı. Yani kendisi sen ahlaksız şey, birisi olmasa, kendisi ahlaksız birisi olmasa Bursa'dan İzne gelip abisinin kızının nişanlısını hastanelik yoğun bakımlık eden kişi kendi çoluk çocuğunu düşünmüyor. Ne anlamadım. Abisinin kızının nişanlısını yoğun bakımlık etti bu adam. Niye? Yani çoluk çocuğunu düşünmüyor, abisinin kızını düşünüyor. Öyle bir ahlaksız. Ha, yeğenin nişanlısı bir şey yaptı, yeğenin nişanlısı mı işte, dövdü? Onlara yaptı diye o da ona yapıyor. Yani bu İznik karakolunda bunun kızım söyledi bana 12 senelik belgesi bile var, ceza belgesi. Bunlar nasıl evlendi? Benim kızım buna kaçtı. Ben buna kesinlikle kızımı vermezdim. Ve gittiğimde kızım dedi ki bana olumsuz olarak anlattı. Yani karı koca olduğunu söyledi. Ben de bir şey diyemedim. Kızım olsun dedim, gel dedim. Yok dedi, bunun Muzaffer abisi var, en büyük abisi. Onun evine gittim. İşte bu konuyu aramızda halledelim. Yani para verecek bana, kapatacak, al kızını git. Benim de bir onurum, şerefim var. Ben dedim böyle bir şey olmaz. Yapacaksınız düğününü, alacaksınız dedim. Düğün salonuna gittik, ırkçılık yapıyorlar. Ayrımcılık yapıyorlar. Böyle bir şey olmaz ya. Ben mesela, ben kendi şahsıma, ben Yavuz dedim de... Tamam neyse oraları şimdi girmeyelim yok artık. Yani o herkesin kendi kişisel tamam şeyi, beni ilgilendirmiyor. Yok, herkesten iyilik götürme ama bu adam tam bir ahlaksız bu adam. Bu adam tam bir ahlaksız. Şimdi annem şimdi evde diyordur ki bunlar nasıl fırsat buluyorlar böyle oynamaya çekmişim. Benim annemin de anneme eve gidiyorum böyle lafı o yani. Mesela birisi işte kiloluyum diye buraya geliyor. Annem diyor ki iki kova su alsın. Bir ıslakla silsin, bir de kuruyla silsin. Bak bakalım kilo nasıl gider. Şimdi bu evden gidenlere de diyor ki bunlar nasıl vakit buluyorlar da iki çocukla oyun oynuyorlar. Alttan bir tane daha vardı. Bir tane var. Bir tane daha var galiba değil mi? Ahmet ver müziğini. Şimdi Müge abla şöyle söyleyeyim. Annesi nüfusta küçük aldı kimliğini. Of. Ya 38 yaşında. İki yaş sen de gençsin. Sen kaç yaşındasın? Anne yaşı 38 oluyor. 83'lüyüm. 40 yaşındayım efendim. Anladım. Sen de ablanın şiddet gördüğüne şahit olmuşsun değil midir hanım? Şunun da güzelliğine evet, bakar mısınız? Nasıl şahit oldu? Benim gözümün önünde de şiddet gösteriyordu ona. Enişten? Evet. Peki ablan neden dövüyordu yani? Kavgaları neden çıkıyordu? Abla... Boş yere, sebepsiz yere. Nasıl yani? Biraz yakınlaşın evet. Müge ablacığım şöyle söyleyeyim ben size. Bu adam evine gitmiyordu. Hayır hayır gittin ya dur bir dakika. Sen neden kavga ediyorlardı onu söyle yani. Mesela ne oluyordu da? Ya biz ablamla bir yere gidiyorduk. O geliyordu. Hı. Bunu yapmayacaksın, şunu yapmayacaksın. İkide bir de karışıyordu. Ne yapmayacakmış? Luna Park'a falan gidiyorduk onunla. Oyuncakları falan, hem çocukları falan getiriyorduk. Bunu yapmayacaksın, şunu yapmayacaksın diyerek karışıyordu. Bağırıyordu, çağırıyordu. Damat kaç yaşında? O yaşında da 29-30 yaşlarında. Yani 22 yaşında, 5 Hayır. yaşında çocuğu var. Bir yılda hamilelik olsa 6. Şimdi Müge abla... Yani gerçekten çok zor ya. Müge ablam şöyle söyleyeyim. Kaçmış işte. Kız buna 16 yaşında kaçınca bu nasıldılar biliyor musun bunlar bana karşı? Can ciğerdiler. Yaşı ufak ya ben çünkü direktmen savcılığa başvuracağımı biliyorlar. İşte halledelim biz de işte ayrılmak ölümdür bilmem ne. Yani bir şekilde halledelim işimizi zaten de. Zaten bu ayrılmak ölümdür falan lafları sıkıntılı meşhur oldu yani. Meşhur tabii oldu ki kimse ayrılmasın. Tabii ki evlilikler ömür boyu sürsün diye yapılıyor. Aksini söylemek mümkün değil. Ama evet, evlilik dediğiniz şey bir akittir, bir anlaşmadır. Her anlaşmanın bozulacağını da bir gün bilerek onun altına imza atmak evet gerekir. Yani zaten bozulma kuralları da belli. Evliliğin de belli. Evlilikte boşanma olmasa o zaman aile mahkemeleri olmaz zaten. Yani böyle evet düşünmek son derece saçma. Ha, ben seni çok seviyorum. Ayrılmak istemiyorum. Ölene kadar beraber olalım. Evet. Çok güzel bir temenni olsun da ama öyle bizde evlilik boşanma yoktur'u benim kabul etmek mümkün değil. Oğlunuza ulaşabileceğiniz bir yeriniz var mı hanımefendiler, beyefendiler? Valla iki gün, üç gün oldu yok şimdi. Ben şimdi senin ne diye ne diyeceğim ben bilmiyorum. Akşam gelirse bilmiyorum ama şimdi yok. Yok. Siz bir, de... iki gün o evde yok. Bilmiyorum artık. Peki sizin... Telefonu tamirdeydi. Anladım. Sizin bu gelinle Nevrigül'le gitmiş olabilirler mi?
Efendim? Nevrigül'le... Yok canım, yok yok. Yok. Vermiyoruz. Yok, bir şey yok, vermiyoruz. Yok ondan yok. Ben biliyorum yok. Niye bilmiyoruz? Yok. Peki size... Remzi Bey iki gün oldu yok evde ama şeyi... Anladım. Remzi Nevrigül'e bir şey yapmış olabilir mi ailenin iddiasına uygun olarak sorayım? Yok canım, Allah aşkına öyle bir şey var mı ya? Ne bileyim, ya oğlunda bir şey, öyle bir şey olur mu? Sen inanıyorsun böyle şeylerin. Yok yok kızım, yok. Vallahi öyle bir şey yok. O zaman, öyle bir şey yok ama ne yaptı? Annesi babası yaptı. O zaman bırakmadı, gelinin kaybolduğundan beri niye savcılığa gitmedin? Oğlun gitmedi. Şikayette bulunmadınız. Ama beni şikayet ettiniz. Oğlun oğlundan, sağlığından endişeliyim diye. Torunum bende ya. Sağlığından endişeliymiş. Oğlum gitti ona kayıp edeyim de şikayet etti. Benim karım ne oldu, ne yaptı yanlış ben miyim, bilmiyorum efendim diyor. Önce eşini arayacaksın sen. Bırakmadı benle karımı diyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Kayıp başvurusunda nasıl bulansın? Dinleme onu. O çok yalan söylüyor. O çok yalan söylüyor. Çok. O zaman yoktu. Çok uzaklaştırma yalan söylüyor. Yoktu o zaman efendim. Hayır hayır. Çok. Uzaklaştırma almış ya. Evet. Yani o şimdi kayıp başvurusunda nasıl olsun? Yok, karakola zaten alınıyordu. Bu ifadesi alındı. Peki bu en son konuştuğu kişilerden işte biri de Doğan Aydın. Yani bir eşiyle konuşuyor, bir Doğan'la konuşuyor. Doğan Bey günaydın. Alo. Acaba bu Doğan kimmiş ya? Dur bakalım öğrenelim. Doğan. Merhaba. Günaydın. Kaç yaşındasın oğlum sen? 29 yaşındayım. Sen de 29'sun. Nevrigül'le nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım ben. Onlar İzni'ye gidecekti. Yani o zaman çocuklarının kimliklerinin olduğunu söylemişti. Hı. İzni'ye götürdüm, geri getirdim. O şekilde tanıştık. Şimdi bak, o gün hem eşiyle konuşuyor, Remzi'yle hem seninle konuşuyor. Yani demek ki Remzi'yle konuştuktan sonra sana neler konuştuğunu anlatmış olma ihtimali yüksek. Ne anlattı ya, sana? Bana beni arayıp sadece çocuklarıma göz kulak olabilir misin diye bir şey söyledi. Hı. Ben de neredesin sen dedim. Nerede olduğumu boş ver dedi. Sadece çocuklarıma göz kulak olabilir misin dedi. Sadece sana güvenebilirim dedi. Ben de senin çocuklarına senden iyi kimse bakamaz, kimse göz kulak olamaz dedim. Neredesin dedim. Bir daha sordum. Bir yoğun araç sesleri vardı. Ondan sonra... Ben dedim ağlıyor yine... Ağlıyor muydu, üzgün müydü? Yok, ağlar, hayır, o şekilde değil. Ya kendisi zaten çok, yani ağladığı zaman haykıra haykıra ağlıyor. Orası bilindik de hayır, normal bir şekilde konuştu. Çocuklarıma göz kulak bende olabilir misin? Aklına insan iki şey gelir. Yani şimdi sen eğer kaçacak, gidecek ben olsa... Ben intihar edeceğini düşündüm. Ben intihar edeceğini benim düşündüm. Benim aklıma o geldi yani. Öyle yani, miydi durumu, öyle miydi? Ben yani benle konuşur mudu o şekildeydi ama sonradan işte... Telefonu kapattıktan sonra ben bulunduğu denilen bir yer var orada. Köprü altından geçiliyor. Yani üst geçitin olduğu bir yer. Oralara doğru gittim, baktım. Şirket aracıyla. Yani bağırdığım bile var hatta sesimi duyurabilmek için. Eğer oralardaysa diye. Ama sonra bak şimdi dedim, seninle bir konuşuyor. Bir sabah 9.21'de konuşuyor. Bir 10.07'de konuşuyor. Yani arada yarım saat 40 dakika sonra tekrar seni arıyor. İlk aradığında ne diyordu? Son aradığında ne diyordu? İlk aradığında ne dedi onu çok hatırlamıyorum da yani en sonki görüşmemiz ilk aradığında da ulaşamamıştı galiba bana sanırsam ya. Yok hayır. 8 saniye konuşmuşsunuz. Yani şu an tam hatırlamıyorum. Sen yani onun sevgilisi miydin? Yok onun nazarında o şekilde olmam bekleniyordu ama... Yani benim gözümde o şekilde değildi. Nasıl yani, sana sevgili mi olalım diyordu? Yani benle iyi olmak istiyordu. Yani biz bir gelecek kurmak düşüncesi vardı benle ilgili de. He. Zaten ben evliyim. Yani böyle bir şey olamayacağını da ona söyledim. Sen bir de evli misin? Tabii. Yuh devenin nalı ya. Ya. İyi artık valla, iyice şaşırdınız kendinizi. Valla Allah'ım yarabbim yardım etsin ha. Sen madem evli adam, sen niye bununla konuşuyorsun ki çocuğum? Nasıl bir konuşma olduğunu...
çıktı. Kusura bakma da gecenin bir vakti, bilmem nenin bir vakti benimle sevgili olmak istiyordu diyen sensin. Ben seninle konuşup da seninle sevgili mi olmak istiyorum senin? Konuştuğun kız nerede diye soruyorum. Ne alakası var sen şimdi? Beni katıyorsun işin içine. Tamam işte. Öyle karınıza, öyle şimdi karınıza laf söylemek için tamam, hiç bana o lafları söyleyemezsiniz, ben yemem. Anlatamıyorum. Senin ne işin var o zaman konuşuyorsun? Kendisi televizyonun başındadır, izliyordur. Bende ne varsa ağzımda, hepsi aklımda olan dilinde yani. Bir önceki günde seninle konuşuyor. Kaç tane konuşması var? Evet, benimle sürekli görüşüyordu zaten. Eşinin haberi var mıydı bundan? Kim kime çocuklarını emanet eder? Yok, hayır. Eşinin haberi yoksa o zaman bitti olay. Kim kime çocuklarını emanet eder? Açar da telefon. Ben senden başkasına güvenmiyorum. Bir tek sana güveniyorum. Çocuklarımı da sana emanet ediyorum der. Çünkü ancak onun hayatını paylaştı. Paylaştı ya da paylaşmayı düşündüğü bu planı yaptı. Kişiye emanet eder. Tamam, ben de bundan bahsediyorum işte. Böyle bir düşüncesi vardı diyorum kafasında. Tamam, nasıl oluyor o düşünce kendi kendine? Ya bunu kendi ona sorarsınız artık. Yani ben niye sorayım? Hayattadır da kendisine sorarsınız bunu. Ben niye şimdi sorayım? Kimle konuşuyorsa ona soracaksın. Müge Hanım. Ben polis değilim. Beni ailesine polis olarak da tanıtmış. Yani ailesi şu an orada. Polis diye mi biliyordunuz siz Doğan'ı? Evet. Öyle söyledi. Beni polis olarak da peki tanıtmış. Peki size sevgilim mi diye anlattı, polis olarak mı anlattı? Hangisi? İki türlüsü. İkisini de söyledi. Benim sevgilim dedi mi? Evet. Söylesene kızım. Söyle ablama. Nazmiye anlatsana kızım, sen de buraya geldin. La ilahe illallah. Ne diyor? Ne? Ablana diyorum söyle. Ne biliyorsan söyle ablan hakkında. Sen ne biliyorsun Doğan hakkında? Söyledi. Yani sevgilim olarak diyordu hepşirin. Polis olarak diyordu ama inanmıyordum ben ona. Nesine inanmıyordun? Polis olduğuna inanmıyordum. Hep Doğan polis diyordu ama inanmıyordum. İnandırıcı gelmiyordu çünkü. Polis olduğuna inanmıyordun? Evet. Tamam. Ne kadar sıklıkla konuşuyorlardı? Her gün. Ama arkadaş niyetine konuşuyorlardı. Müge Hanım. Efendim, bu arada fotoğraftaki kişi, yani kocasına gönderdiği fotoğraftaki kişi siz misiniz? Yani ben fotoğrafı görmediğim için şu an bir şey söyleyemiyorum. Hayır, fotoğraf çektirip çektirmediğinizi bilirsiniz. Hani bizimle konuştuğun, tabii, benimle konuştuğun tabii, gibi konuşuyor. Tabii canım ya. Yani bir tane bir kere fotoğraf çekti. Deniz kıyında bir fotoğraf çekindik. Ama o fotoğrafı mı yoksa başka bir fotoğraf mı çekti de gönderdi onu bilemiyorum. Deniz kıyısında ne işiniz vardı? Yani yüzme, kendisini yüzmeye götürdüm. O ara ben de yüzdüm. Şimdi biz ifade işlemlerinin ardından eşini davet ettik Remzi Bey'i. Remzi Bey hemen kalktı geldi. Çok da güzel anlatıyor kendini, ifade ediyor. Gel Remzi'cim. Gelsin. Hoş geldin. Gel buyur otur. Bugün Tayfur'u araya koyduk. O şey, tampon bölge Tayfur. Hoş geldin Remzi. Merhaba de bence. Merhaba. Merhaba denecek bir şey yok ki abla. Ha? Merhaba denecek hiçbir şey yok. Ama senin onlarla ne problemin çünkü var? Çünkü benim onlarla hiç problemim yok. Benim anlatılan dün hani yalan dolan haberlere çok kızdım. Hani ben dedesiyle her gün konuşuyorum. Ne yani, Nevrigül diyemiyorum, ben Şirin olarak şey yapıyorum. Şirin'i soruyorum, şey yapıyorum. Daha 4 gün önce konuştum. Dün anlattığı şey var. Nerede? Benim eşim... Sen getirip de sağ solda vurup deden değil misin? Buraya geldi bir de üstü konuşuyor. Burada böyle artistik yapmanı anlama ne? Burada böyle artistik yapmanı anlama ne? Arayabilelim çocuğunu. Otur sen de çocuğum orada. Sen gel burada oturun İbrahim Bey. Sen ya. Gel şuraya oturun. Kim diğerini içirmedi? Benim kızım kullanılıyor. Siz de oturun. Sen bir oturun. Ama bak konuşmaya geldi ama konuşmazsak. İftiracılar sizi. Ne yalan iftiracı? Neden bahsediyorsun sen? Gece 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 diskolarda gezersin. Bir şey yaparsınız gelirsiniz burada her şeyi yaparsınız. Allah. Sensin. Ablacığım, benim kızımı kaçıran tek tek konuşuyorum. En son senin senle kızın... konuştu benim kızım İzmir'de. Doğan nereden çıktı o zaman? Doğan nereden çıktı o zaman? Duydun? Evet, sen kızını her şeyden haberin var senin. Kızımın. Yoktu. Her şeyden haberin var. Senin haberin var, benim her haberim şeyden yok. Haberin var senin. Senin haberin var. Senin ağlatsız oldun.
Sen çok ahlaklısın lan. Eğil. Sen çok ahlaklı olsan karnında çocukla kadını kaçırmazsın. Emniyet. Bana ahlaktan kimi bahsetme. Ben de ahlaktan bahsetme. Nevrigül kimin çocuğu? Senin çocuğun mu Ömer'in çocuğu? Tamam benim çocuğum değil. Senin çocuğun değil. Sen karnında bu çocukla kaçır. Bana ahlaktan bahsetme. Bana ahlaktan bahsetme. Tamam neyse şimdi 30 yıl öncesine dönmeyelim isterseniz. Bir de oralara giremeyeceğim. Çok güzel söyledin. Ahlaktan bahsetme. Suçlu olacağım bak. Çok suçlu olacaksın sen. Ablacığım çok özür dilerim. İnşallah kızım buraya çıkar. Bizi kızımla dünya testine sok. Tamam. Bu aynen. İnsanı da aynen. Oradan da bir ceza vermesin. Bir kızını bulalım da, bir kızını bulalım da bu cezayı sonra. Sen şimdi Nevrigül'ün babasına nereden geldin? Yok hani bana ahlak dersi veriyor ya. Hani ben oradan çıkıyorum. Tamam. Bana adam ahlak, tamam. Ben tamam. Çok ahlaksızım. Niye başkasının eşini kaçırıyor? Olabilir. Eşinde değil canım. Eşine birini çok seversin. Yok bana ahlak dersi veremezsin. Bak sen bir ne? Ben kim severim? Sen sağ solda uyuştun. Sen yalan atıyorsun. Madde yapan nişan değil misin? Nerede? Madde yapan nişan değil misin sen? Hani nerede? Bak ben buradayım. Nerede? Ben buradayım. Kızı aldım getirdin, öldürdün, öldürdün. Belki de ne yaptın ne bileyim ben. Mobetler yok orada çıkacak o. Çıkıp evden 2'de 3'de sen sandın ki. Nereye gidiyorsun? Niye biz sesini duyamıyoruz Remzi'nin? Baban nereye gidiyorsun? Ben soru sordum mu? Senin ne Muzaffer abinden ne Ramazan abinden. Hiçbirinizden burada diye söylemiyorum. Dışarıda da beni vurmazsanız da kızını aramaya geldin ya. Şimdi, onların içine başka bir hesap var. Ya iyi de arkadaşlar ben de anlamıyorum. Yani ben kız kaybolmuş. Dur bir dakika ahlaksızlığa girme. Ya Sedat Bey hesaplaşma yeriniz değil burası. Ama 45 gün olmuş oldu mu yani kavga? Burada değil. Abla, beni arayıp Geyat'a evimize gidip diyebilirdin kızım nerede? Dur bir dakika Remzi. Burada bu muhabbetleri yapmana gerek yok. 45 gündür kendi mahallenizde dövüşseydiniz yani. Buraya gelince herkesin bir şeyi tutuyor. Yani. Ablacığım çok özür dilerim. Ellerinden öpüyorum. 45 gündür benim içimdeki ateş love 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 love. Tamam haklısın. Onda o duygu kızın yok. Geceleri dışarıda olsa, gezerken olsa, o zaman love neredeydi? Love'ın neredeydi? Evlatlarım. Bana şimdi onu söyle. Sedat kızın bak. Diskolarda gezerken love'ın neredeydi gecenin bir saatinde? Bak, ya gidip bana geliyordu, bunun açıklamasını yapsınlar abla. Ben kaç kere geldim. Hep dedesinin yanına da geldim. Ben dedim ki bak olmuyor bitirelim. Bana her zaman dedesi oğlum çocuklar var çocuklar için. Tamam çocuklar için. Çocuklar için. Çocuklar için. Ama her şey bir yere kadar bağlı. Aleyhimde ne biliyorsan konuş. Aleyhimde ne biliyorsan konuş. Sen boşanmak istemedin. Bir mermi sıkı. Ben duydum. Biz gemiye giderken arabada şoförlük yapıyordun. Kullanıyorduk kızım da yanında da torunlarınla. Kafana mermi sıkarım ondan sonra mezara madem, girersin madem dedi. Madem siz o kadar telefonda erkeksiniz burada erkeği söyledi, söyledi. Ki. Burada erkeği burada söyledi. Diyemedin mi? Hayırdır lan sen kimsin? Ne iftira sen atıyorsun? Sen kimsin benim kızıma böyle söyledi? Şirin yanında bağırarak söyle. Bak şimdi senin anne, kocan kalktı az önce bana burada böyle erkeklik yaptı ya. Senin kocan böyle erkeklik yaptı. Madem öyle ben öyle bir tehdit yaptıysam bana diyebilir ki sen kimsin lan benim kızımı tehdit edebiliyorsun? Geldin. Sen benim kimsin evimde. Lan? Dinleyin, dinleyin bir dinleyin. Ekmek yerken. Sen benim kızımı evde dövdün mü, dövmedin mi? Ne zaman dövdün? Süpürge ortamı. Bekle cevabını da ver. Benim evime geldin. Bak ben senin hastayım. Senin evinde dövdün evet, de. Evet bak ben hastayım. Bak bak ben evet. Hastadım. Biliyorsun evet. Benim hasta evet. Olduğumu, ilaçları da kullandığımı. Evet. Sofra kurulu böyle. Kızım kalktı ekmek yemek yaptı. Biliyorsun. Bilmiyorum deme sakın. Hayır ya anlat ben heh. Şey yaparım. Kurdu. Kızım torunlarımı doyuruyor evde. Senin dişin tuttu. Tamam. He, kalk bana ilaç ver. Remzi de dolabın üstünde ilaç dedi. Ben dedi çocukları doyuruyorum sana kalk al dedi. Sen hatta kızdın. Biliyor musun? Tamam kızabilirim. Bağırdın. Bağırabilirim. Kalk ilaçları eşimi ver ben ona dedi. İlaç istem o bana getirmek bak, zorunda. Çocuklarımı doyuruyorum Remzi dedi. Ben ona getirmek zorunda ben ona getirmek zorundayım. Çocuklarımı doyuruyorsun dedin. Ben ondan de ona getirmek sonra, zorundayım orada. Yok çocuklarımı doyuruyorum ya, diyor. Bu bir bahane değil. Nasıl bir bahane değil? Ondan sonra kalktı Şirin kızdı. Remzi gittin muftaha. Dolabın üstüne dedi kalk kendin ver dedin. İlle kızımı sofradan kaldırdın. Muftaha girdi. Muftaha ben kapısını ben orada misafirim verecek tabii bana. Nasıl sen bilir. Ben ev sahibi sen değilim orada. Sen benim evimde yatıp kalkıyorsun. Tamam ben ev sahibi değilim sen ama. Sen benim evimde yatıp kalkan insansın. Sus. Girdin burada. Muftahın kapısını kapattın. Hı-hı. Bunlar oturuyor. Komşularım da bağlansın. Gelinleri bağlansın komşularımın. Hı-hı. Girdim muftakta benim kızımı dövdüm. Benim kızımın buraları sıkık içindedir Remzi. Aslıyım sesim çıkmıyor. Babasına da bir şey demedim. Kavga şamata çıkmasın diye. Hı. Ne oldu dedim. Yok bir şey dedi. Ondan sonra anne olsun dedi bırak dedi. Sen benim kızımın tamam. Gırtlağını muftakta sıktın Remzi. Kızımı dövdün. Şirin,
hiçbir şey yokken... Dövdün. Hiçbir şey yokken heh, şikayette bulunan bir insan. Evet. Ben onu darp edeceğim de Şirin gidip benden şikayette bulunmayacak. Uzatma yani sınırlar hepsi Şirin var. Şirin nasıl bir kurnaz insan olduğunu sen kendi biliyorsun. Evime ben onu darp ettikten sonra Şirin beni kalkıp da şikayette... Hiçbir şey yokken Şirin gidip benden... Böyle. Uzak... Ne zaman sen beni öyle bir şekilde gördün? Ben ya arkadaşlar, ne zaman gördün? Bir şey söyleyeceğim. Değil şimdi niye yalan konuşuyorsun? Bak bir şey söyleyeceğim. Pantolon giyiyorsun, pantolonun hakkını ver. Tamam. Remzi ya bu bu erkeklik mevzusu da benim çok canımı sıkıyor. Pantolonla öyle delikanlılık ben, olsaydı. Benim kocam pantolon yalan konuşmasın. Tamam, sen beni ne zaman öyle bir şey görmüş sen. Ablacığım. Bak, ablacığım. Kur'an-ı Kerim gitsin el bassın bakalım. Dur Remzi bir şey söyleyeceğim. Dur bir dakika. Şimdi ablacığım bak. Efendim. Yeri değil de. Yani gerçekten Remzi de senin damadın. Senin evinde de bir şey alınması gerekiyorsa karısının istemesi kadar bence doğal bir şey yok. Ben de şimdi gitsem kayınvalidemin evine. Ama ben eşimden isterim. Derim ki buzdolabından bir şey al. Sen getirir misin derim. Aslında bu bir nezakettir. Evet. Bak kadın olarak bile ben bunu söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama dövdü benim kızımı bak, evde. O onun evi de yani yemek yok. Adamı da dişi tuttuysa yani sizin geçinmeye gönlünüz yok. Siz bahane arıyorsunuz. İnsan da kocasına diş ilacını getirir. Benim de dişim ağrıyorsa kocam bana getirir yani bu getirme mevzu mu bu yani? Bu karşılıklı yani birbirimize... Tamam. Sen de getirmedi diye kadının gırtlağına mı sarılmalı? Hayır abi hiç öyle bir şekilde sıktı, hiçbir şey yok yaptı, abla. Tamam tartıştık ama hiçbir şekilde sıkma bu yalan. Çok bağırdım yalan. Bağırdım bak. Niye bağırıyorsun sen de? Niçin bağırdım biliyor musun abla? Ben dedim burada hani misafirim. Tamam ben seni anladım. Senin bana vermen lazım. Tamam ben de senden tarafım. Benim gidip orada almamam lazım. Ama misafir benim... olduğun bir yerde de bağırarak bu şekilde ama kavga etmenin de... Ama ağrısından duramıyordum abi dişimin ağrısından. O gittiğin yere büyük saygısızlık olduğunu bilmen tamam, de gerekiyor. Ama bak şimdi abicim ben dişimin ağrısından... Ne kadar haklı olursan evet, o konuda en onu tamam, da yapamam. O zaman tamam, haksız abi, duruma düşüyorsun işte. Evet. Çok ya, ama ben dişimin ağrısından ben ondan istemeyeceğim de kimden isteyeceğim? Bak o farklı bir şey. Hı-hı. İstemişsin, haklısın, getirmemiş, o olmuş, bu olmuş. Ama misafirsen, kendini öyle hissediyorsan orada da... gittiğin eve terbiyesizlik yapamazsın. Tamam da ama hiç vurmak falan vurmak. Kızına da bağırıp çağırıp hakikaten söylendiği gibi darp uyguladığınsa darp hiçbir şekilde yok. Bağırış çağırış oldu. Yine de bağıramaz. Bağırış çağırış oldu. Bağıramaz. Darplar hepsi var. Uzaklaştırma hepsi var. Bak aslında biz hepimiz çok sakin insanlarız da. Ya baktığın zaman hani bir %10, %15'lik kesimi bir ayrı tutalım. Ama onların da rahatsızlıkları var. Ben onlara da kızamıyorum aslında. Hani bu sosyal medyada da falan. Yani onların rahatsızlıkları var aslında. Ama biz geri kalan insanlar sakin insanlarız. Şimdi bazılarımız bunun damarına bastığı zaman bizim tepemizin tası atıyor. Benim seninle ilgili şüphem şu. Nevrigül senin hep damarına basmış. Evet. O damarına bastığında kendini kaybettiğin bir ana mı denk geldi? Benim seninle hayır, ilgili açıkçası şüphelendiğim abla, benim damarıma bassaydı... Basmış ama daha ne olacak ki? 4 ay önce o telefon fotoğrafı... Yani fotoğraf telefonuma geldiği zaman her şey olurdu. O 4 ay önce geldi yani. 4 ay önce yani olurdu bu olay. Telefonunu kırmadın mı İznik'te? Emniyet almadı mı seni? Al orada açığı var. Ben çocuklarımı almaya geldiğim gün. Samet'in önünde dövdün onu. Hatta çocuklarımı almaya geldiğim gün. Dede diyor ben bak sen bana diyor, dedin, dövdü annemi kızım dedin diyor, eczaneye gitti. Ne yani, eczanesinden geldi? Yani. Hangi eczaneden geldi? Hangi eczaneden geldi kızım? Ya İznik'te o hangi eczaneden geldi kızım? Hangi eczaneye giderken. Kızım hangi eczaneden geldi? Hangi eczaneden geldi? Hiçbir eczane yok ki abla ortada. Eczane mezane yok ortada abla. Nerede eczane? Eczane değil, yalan atma. Eczane dedi mi siz bana? Hayır. Yo, markete gidildi. Bulaşık ilacı alacaktı. Bulaşık ilacı aldı geldi. Kardeşimle beraber gitti. Ben bulaşık ilacını da görmedim elinde. Öyle bir alak yok ya. Bulaşık ilacını da görmedim elinde. Markete geldi, markete geldi. Bu yoktu yanında zaten, yoktu. Nazmiye yanında yoktu. Benim makam da orada. Sen saçlarından sürükleyerek yerde dövdün onu. Demek ki sen onu takip ediyorsun. Bak onun yanında kimse yok diyorsun. Sen bunu takip ettiğin ben de ortaya çıktı işte. Peki Remzi neden boşanmadın? Telefonun niye kapandı 2-3 gün? Remzi neden boşanmadı? Abla ben her seferinde söyledim. Bak şimdi söyleyecek bir şey yok. Boşanmanın kuralı belli. Abla bu onun gelip gelmemesi de önemli değil. Bak onun gelip ne gelmesi... Nevrigül zihniyeti çünkü yok, hep planlı bak, değil. Yavrum, boşanma, abla, bak ben yavrum boşanma. Beni dinliyor musun? Bak Remzi'ciğim. Evet abla. Remzi'ciğim sen ne mezunsun? Ben ortaokul abla. Ortaokul okuma yazmam var. Evet abla. Tamam mı? Buraya yazarsan Türkiye Cumhuriyeti işte Adalet Bakanlığı'na de... İşte savcılığa de, sayın savcım de, ne istiyorsan. Buraya yazarsın, ben bilmem kim, TC numaram şu. TC numarası şu olan eşimle boşanmak istiyorum. Abi de nüfus kağıdı, evlilik cüzdanını fotokopisini arka eklersin. Götürürsün, Adalet Sarayı'na verirsin. Boşanmak budur. Müge abla yani, bu boşanmak ha buna, istemedim. Orada kapıda yazanlar da var, onu da eklersin. Hiçbir şeyin yoksa orada barodan insanlar var, kapısını çalarsın. Aslında bir kağıt bir kalem.
Hani bunun illaki dört dörtlük de olmasına da gerek yok. Hani onu anlatmaya çalışıyorum. İstiyorsan de ki Adalet Bakanlığı'na, istiyorsan de ki Sayın Savcım'a, istiyorsan de ki Aile Mahkemesi'ne, ne diyorsan nöbetçi savcılığa dersin. Dersin ki benim TC numaram bu, şu tarihte evlendim, şu TC numaralı eşimden ayrılmak istiyorum. Bana böyle böyle erkeklerle fotoğrafını gönderdi. Evine de gelmiyor, gitmiyor. Davamın açılmasını istiyorum. O fotoğraftan sonra konuştuk hepsini. Hayat, hepsini konuştuk abla. Da, tamam. Gittin mi? İşte abla ne diyorum sana, gelecekti, sonra dedi dava açmaya gidecektik beraber. Anlaşmalı bir beraber kere de bitirecektik. Beraber gitmenize gerek abla, yok yani, ki. Abla bizim bir kere de bitirecektik biz onunla. Hani anlaşmalı olarak... Bir keresi, olarak, iki keresi yok. İki tane çocuğumuz var. Bitmez öyle bir ondan kere de yani. Ondan sonra babamı aradı abla bir gün. Sen de bırakmamışsın peşini evet, yani. Evet, olaydan sonra abla işte bir lafımı bitirmeme izin verirsen abla. İşte. Babamı aradı. Babama dediği cümle şu. Ben dedi istediğiniz gibi boşanırım. Çocuklar da bende kalacak. Tamam dedi baba. Ama dedi köydeki tarlayı dedi benim çocuklarımın üstüne yapacaksın. Ben istediğiniz gibi boşanacağım. Niye yapacakmış baba? İşte ben de onu bilmiyorum abla. Onlar zamanında öyle söz verdiydi evlendiği zamanlarda. Hı-hı. Ama bunlar şimdi... Sen tek çocuk musun? Yok, tek çocuk değilim abla. Kaç kardeşin? Beş kardeşiz. Niye beş kardeşin üzerine babası sizin onun çocuklarının üzerine yapsın ki tarlayı yani? Yok, onların dediği... Ya, dediği mediği yok. Abi ölüm hak miras helal yani. Beş kardeşlerse o tarla beşe bölünür. Evet. E tamam, o zaman bir saçmalık var ya işin içinde yani. Ben bak bunlar mi? Saçmalık. Evet, biliyorum boşanmak abla. Bir kağıt bir kalemdir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ben kendisi babasını karıştırırdım yaz. Abi. Git orada Adalet Sarayı'na ver. Sonra seni çağırırlar, dilekçeni de düzeltirler. Gidersin orada kalemdekiler de yardımcı olur. Hani evet. Sen de ayrılmak istemiyorsun anladığım kadarıyla. Abla ben hep ayrılmak istiyordum. Yalan atıyor. Son bir senedir hep ayrılmak istiyordum. Remzi babası, yalan baba, atma. Baba kaç kere Remzi geldim dedi seninle. Babasını atma. Da, kocanı da aradım kaç defa. Yalan atma. Yalvardım kızını dedim doğru al getir Allah aşkına. Kim arıyorsun? Babam aramadı mı? Boşanmak istemedi. Babam aramadı mı seni? Sana bak Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde diyorum. Babam aramadı mı seni? Sana Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde diyorum. Ben çöp kapağının tenekesini kaldırır. Demir ekmek, evime ekmek getiririm. Ahlakımı bozmadım. Ama sen ahlaksızsın. Kızım bak kelimene dikkat et ha. Niye ahlaksızsın? Bak kelimene dikkat et ha. Neden? Bak kelimene dikkat et ha. Dur bir dakika Remzi. Kimsin lan bana? Remzi dur bir dakika sen, soracağım. Remzi bir sakin ol. Bir sakin ol. Nasıl sakin olabilirim? Tamam bir sakin ol. Alaksız diyor ya ben niye sakin olacağım ya? Bir dinleyelim. Benim alaksızına... Ama doğruları söyle. Senin kızın bana mesaj attı bende gözü vardı. Senin kızını ben sana söyledim. Alaksız. Senin, ben alaksız olsaydım... Alaksız. Sana söylemezdim. Alaksızsın. Bunu söyle. Bunları ben alaksız bir insan olsaydım söylemezdim. Alaksız kavga yapmayken... Evet. Nazmiye misin? Nazmiye'de mi senin gözün vardı? He, Nazmiye'nin bende gözü he? Vardı. Bana mesajlar attı. Benim senin gözüm yoktu. Senin gözün bende vardı. Ahlaksız bir insan olsaydım. Ben neyi ahlaksız. Böyle nereden anladın? Nereden anladın atıyorsun? Onu sende gözü Messenger'dan olduğunu? Bizzat söyledi yani bana kendisi. Nasıl? Ben mesajları bizzat Şirin'e kendisini Şirin'e okutturdum mesajları. Yalan atıyorsun. Ne söyledi mesajında? Beni istediğini söyledi abla resmen. Kanıtlasın ha. Şirin var, Şirin mesaj şahidim kanıtla. Şirin. Mesaj varsa Şirin şahidim. Sen sonradan. Tamam ara söyle, arasını söylesin, kanıtlasın. Sen attın mı mesaj? Atmadım abla, abla ben niye kendimi küçük düşüreyim böyle bir şey yapayım? Ablamın kocasından mı benim gözüm olacak? Ben Şirin'i okutturdum abla bizzat. Mesajları bak dedim. Kardeşinin attığı mesajlara bak dedim. Ben ahlaksız bir insan olsaydım ben o mesajları göstermezdim abla. Yalan atıyorsun sen, iftira atıyorsun. Her şey yalan abla, her şey yalan. Anası da yalan, babası da yalan. Tamam sonra sen bunu eşine gösterdin. Eşin de Nazmiye'yi aramadı mı? Aradı. Aradı mı ablan seni? Aradı. Bana inandı, ona inanmadı. Ne kadar iftiracı biri olduğu için ona inanmadı. Geldi benim telefonuma da baktı. Benim telefonumda öyle bir şey yoktu. Silmiş olabilirsin. Silmedim. Benim ablamın kocasında mı gözüm olacak? Böyle bir dünya var mı? Nasıl gitmiş o mesajlar ona? Ben onun mesajları atmadım. O bir kere iftira, yalan. Ablan okumuş ki sana gelmiş işte. Hangisi? Ablan işte okumuş mesajları da sana sormuş ya, o nereden okumuş mesajları? Bunda gözüm olacak mesajlarımı. Yok, ben öyle bir şey yapmadım. O kendisi sonradan geldi dedi ki ne, başka biri yapmış bunu dedi. Şimdi senin ya, hakkında da böyle bir şey abla, söylediler, yazdılar dedi. Ablanın hatırı için söyledim, anladın mı? Sırf ablanın hatırı için.
Her ya şey ablamın yalan şey söyleyeceğim. Biz bunu yalan konuşmuştuk söylüyor. Değil mi? Bilgisayarda senin telefonun gibi mesaj atılıyor diye biz bunu işlemiştik ama artık atılabiliyor mu bilmiyorum. Yok abla, mesajda zaten Nazmi olduğunu belirtiyor. Sesin var mı? Bir kanıt var mı? Bir kanıt göstersene. Benim sende mi gözüm olacak? Ben bu kadar mı şerefsiz bir insanım? Annenin hastaneye gittiği şeylerine kadar her şeyi, ablan her şeyi okudu. Ablan okumasa gelip de sana böyle bir cümle söylemez. Ya çok yalancısın, çok da iftiracısın. Benim ablamın kocasında gözüm olacak. Ben böyle mi bir şerefsiz kızım? Gönül almayı bilmeyene kızım ömrünü feda etmiş. Bu kadar basit. Gönül almayı bilmiyor, kızım ömrünü feda etmiş. Efendim, bir zeytinlik alandan bahsetmişti biliyorsunuz. Nevrigül'ün erkek arkadaşı olduğu söylenen ama erkek arkadaşı olduğunu kabul etmeyen Doğan tarafından. İki gündür sevgili Müge de bizim kameraman arkadaşımızla beraber, aslında Doğan'ın kuzeniyle beraber o zeytinlik alanda dolaşıyorlardı. Dün dolaşırlarken ne yazık ki çok acı bir haber geldi. Gel Remzi. Çok acı bir haber geldi. Orada zeytinlik bahçeleri var. O zeytinlik bahçelerinden birinin sahibi zeytin toplamaya gittiğinde ağaçta asılı bir kadın cesedi buluyor. Bizim arkadaşlar da koştular. Polis geldi. Başınız sağ olsun. Ne yazık ki Nevrigül bir zeytin ağacına asılı halde bulundu. Tabii ki otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Fakat üzerinde dövmeler varmış anladığım kadarıyla. Dövmelerinden, işte çantasından vesairesinden Nevrigül olduğu tespit edildi. Sen duymadın. Anne? Sen bilmiyor muydun? Yok, daha yeni öğreniyorum abla. Anne. Öyle mi? Duymadın mı Remzi? Ben şimdi abiyle konuştum hatta. Abi dedim, hani sen dedim, bir şey belirteceğim dedim. Sence sağ mıdır dedim, ölü müdür? Bence de ölüdür. Ben de dedim ki abi, zannetmiyorum öyle olduğunu. İşte ağzına çıkta kaldı. Ama hemen size şunu da söyleyeyim. Nevrigül'ün bir cinayete kurban gittiği düşünülüyor. Yani Nevrigül'ün kendini astığı değil, anlatacağım size emareleri. Ne yazık ki Nevrigül'ün öldürüldükten sonra kendine astı, süsü verildiği düşünülüyor. Hemen olay yerine zaten polis ekipleri geldiler. Olay yeri inceleme geldi. Sayın savcımız geldi. Sayın savcımız da yaptığı incelemeden sonra cinayet büro ekiplerini çağırdı. Çünkü garip şeyler var, sizlere anlatacağım. Ben de Nevrigül'ün intihar ettiğini en baştan beri düşünmedim. Çünkü Nevrigül'ün intihar etmesi için bir sebep yoktu. Benim kızım dağa çıksa dağdan aşağıya gelir. Kesinlikle çocuklarından vazgeçmiyor. Ona o süsü verdiler, intihar süsünü verdiler. Bunlarda insanlık denen bir şey yok. Canilik var. Amerika'da zencileri öldürüyorlar. Tamam, Türkiye'de... Şimdi Allah Amerikalara şey yapmayalım, sataşmadan devam etsin, konumuza bakalım. Sen de aslında Remzi, aile senden şüphelenmesine rağmen, Doğan intihar etmiş olabilir demesine rağmen hiç bu ihtimali göz önünde bulundurmamıştın. Hiç bulundurmadım abla ben. Yani çünkü kendine zarar verecek bir insan hiçbir şekilde değil. Benim kızımın ruh sağlığı bozuk değildi. Sen ruh sağlığını bozdun. Kişiliğini bozdun. Senin eşinin, çocuklarının annesi sana yemek koydu, sana hizmet yaptı, sana saygı gösterdi. Sen benim çektin mi? Şu anda çekmiyorum. O da sevdiyse, o da üzülüyordur herhalde, değil mi Remzi? Hiç üzüldüğünü ben zannetmiyorum. Üzülen insan eşinin yanında olurdu. Eşine sahip çıkardı. O zaman siz de arkasında duracaksınız ki bak, her zaman yanımda tutacaktınız. Ben eşimin yanındayım. Siz her geldiği zaman kapıyı açtınız, şey yaptınız. Ben o zaman dedim madem her zaman bitsin dedim. Ne bitiriyordunuz, ne şey yapıyorsunuz. Sizde de suç var. Bütün suçu bize yüklemeyin. Müge abla. Bütün suç sizin aslında. Her geldiğinizde kızının koluna girmeyecektiniz. Bir dinleyin ama bak, dinlemeyin. Ben eşimin yanındayım. Benim eşim bir sene hasta oldu, yattı. Ben emişe gittim. Kızım adı Cahil'di. Hem evin temizliğini yaptım, hem yemek yaptım, hem de sirkeyle ayağını, elini şey yaptım. Hani kendine gelsin, ayıptır söylemesi, banyosunu da ben yaptırdım. Hastanesine gece 3'te gittim, sabahın 7'de kalktım, işe gittim. Karı kocanın hizmet yaptım. Var. Ama bu olması gerekiyor. Hayat paylaşır diyorlar ya nikah olurken.
Bu olması gerekiyor. Pazara kadar değil, mezara kadar devam etmek lazım. Delikanlı adam sözünde durması lazım. Ama Remzi'ye de şuradan hak verin yani. Remzi de diyor ki ben de aslında elimde avucumda tutamadım bu kızı diyor. Tutamadım. Onun da yanlışları vardır mutlaka. Hiçbir şey tek taraflı değildir ama ben onu elimde avucumda tutamadım diyor. İkisi de çok küçük. Ablacığım. Ya ben şimdi açıkçası iki çocuk annesi olduğuna mı yanayım? 22 yaşında ya. 22 yaşında. Ha benim için o kadar küçük ki. Ablacığım. Benim bu, için çocuk. Bu, ama iki yaşında, tane de çocuğu tabii, var. 16 yaşında onun kaldıramayacağı bir sorumluluğu alması beklenmiş. Böyle bir şey mümkün değil. Zaten onu, Remzi de küçük gelemez. O sırada. Remzi de evlendiğinde 23 yaşında. O da idare edebilecek o da idare durumda edemiyor. Değil. Zaten evcilik idare edilebilir gibi. Bir şey de değil. Çünkü yanındaki çocuk. Ona öyle bir sorumluluk yüklüyorsun ki. Anne sorumluluğu yüklüyorsun. Eş sorumluluğu yüklüyorsun. Evini çekip çevirmesini istiyorsun. Mümkün değil. Ve onu belli kuralların içerisine de sokmak istiyorsun. Alıştığı düzeni de dışına çıkarıyorsun. Olmaz. Remzi ne hissettirdi sana bu haber? Abi çok şaşırdım yani. Ben hiç böyle bir haber beklemiyordum işin açıkçası. Hiç aklımdan böyle bir haber duyacağım hiç geçmiyordu yani. Ben her zaman sağ olduğuna inanıyordum yani. Allah göstermesin. Aynı şekilde benim eşim olsa evladım benim. Ben ağlamak istiyorum. Gözyaşına boğulur insan. Ben her tarafım tutuldu. Ben ağlayamıyorum. 45 günü geçti, 1,5 ayı geçti. Ben ateş değil, içimde lav var, lav. Lav var. Yani bunu anlatmakta bile zorluk çekiyorum abla. Size soruyorum evli olanlar. Anneniz mi, eşiniz mi? Tabii ki annenize saygı göstereceğiniz. Hangisidir? Ay canım öyle onlar öyle terazinin kefesine tartışırsın. Anne bir ayrım değil ki ama. Anneye saygı gösterilecek ama eşin ömür boyu. Kürküne de sahip çıkacaksın. Evet. Kurduğun canım, ailene insanın, de sahip çıkacaksın. İnsanın en kıymetlisi annesidir. Ben eşime beni annenden daha fazla sev diyemem. O tabii ki annesini daha fazla sevecek. Evet. Ama ona olan sevgisi farklı. Bana olan sevgisi farklı. Ama bu hepsini herkesin oraya ver. Bu bir kalbe bunlar ver. Çok farklı sevgiler. Her şeyse ben şimdi annemle eşimi nasıl aynı kefenin terazisine koyabilirim? Öyle bir şey olmaz. O anne, o eşim. Yeğenimi de. Bak ben kardeşimin çocuklarını da kendi çocuğumdan ayırmam. Hep söylüyorum. Çünkü ikisinin de böbreğe ihtiyacı olsa benim yeğenimin de, kayınvalidemin de, annemin de, kayınpederimin de, eşimin de ben verir miyim böbreğimi? Veririm. Demek evet. ki ben hepsini seviyorum. Bravo. Bitti gitti. Ablacığım sen iyi niyetinden ama bu şahsın iyi niyeti yok. Ya anneyi sevmek gibi bir iyi niyet kötü niyet mi olabilir ya? Bunun annesi devamlı. Anneyle eş arasındaki bir iyi niyet kötü niyet olabilir mi? Sen şu anda yanlış konuşuyorsun. 65 yaşında kadın sabahleyin kalktığında yani onun özel hayatına ben karışmam. Makyaj yapıyor. Benim 18-20 yaşında kızım hizmet peşinde koşuyor. Aslında o senin yapması gerekiyor. Senin 18 yaşında kızın her zaman saat 12'de evinde kalkmış. Her benim annem sabah kalkıp gerekir. Temizliğini yapmış. Hep beni yalancı bu çıkartıyorlar. Bu konuda iftira atma bak. Hep beni i̇ftira yalancı atma. Çıkartıyorlar. Siz annenin yanına mı gittiniz evlendiğinizde? Biz evet. ilk 4 sene beraber oturduk. Benim annem her sabah kalkıp temizlik yapardık. Ben... Kahvaltıyı annem hazırlardı. Oldu, oldu, oldu. Allah için konuş ya. Ben Allah için. Allah için konuş ya. Bak kabir Allah göreceğim. Için konuş kabir, ya. Kabir. Allah'a da görüyorum. Bak Allah kabiri için de konuş göreceğim. Ya. Benim annem her sabah kalkıp kızın yani o da evlendiği zaman tabii ona kendi kızı gibi muamele abla zaten etmeliydi. Benim bir tane ablam var. Bir tane ablam var. Ablamız pek gelip gitmiyor bize. Hani annemle babam dedi ki bizim bir tane kızımız var. Artık hani sen Gülşen'in yerindesin. Ablamın ismi Gülşen. Hani sen artık dedi bizim bir kızımızsın. Abla daha nasıl bir yaklaşım yapabilirler? Yani 2 4 zaten 16 yaşında da bir çocuk evlenmeye karar verdiyse bir büyüğün gitti. Yanında oturmalı. Ya bu yani cinayetin sonu tabii, şeyde çıkacak ama her şey ortaya çıkacak. Kim yaptığı, kim ettiği hiçbir şey gün yüzüne çıkmadan kalmaz. Peki onlar gün yüzüne çıktıktan sonra sen benden özür dileyecek cesareti bulabilecek misin? Kimden? Benden. Niye özür senin benden özür dilemen lazım. Ya, sen benim ailemi bu cinayetin içine soktun. Sen beni bu hani her şeyimizi sen bu işe soktun. Resmine ya, bak resmine. Senin yalan söylüyorsun. Resmine bak resmine. Peki ben kızınla beraber bir senedir ayrıyım. Ben nasıl? Bir senedir ayrı olduğum şeyde şu anda hani şu anda bile tal yapsa ben ya, şu anda bile ya konuşmayın artık yeter. Hadi ya. Hadi kanına baktırın. Bari şu anda yalan konuşmayın ya. Ablacığım. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bir sakinleşin. Bence ya. Sizin bana sormanız gereken başka sorular var. Yok ben şimdi size... bir bağımız var. Yani süresi bir... yetmeyecek. Reklamlara girdikten sonra söyleyeceğim. Şimdi bu çocuk 22 yaşında. Ben en baştan beri
Bu sevgilisi denilen Doğan'ın da tavrından hiç hoşlanmadım. Az sonra Müge'ye bağlanacağım reklamlardan sonra onunla da konuşacağım. Hatta bugün artık o Doğan'a babası da küfrediyormuş. Eşi de ben bitirdim ilişkimi diyormuş. Çünkü aslında Nevrigül onun ilk değil, ikinci ilişkisi eşinin bildiği. Ve ilkinle de dün görüştüğünü öğrenince benim artık evliliğim bitti demiş. Babası da gidin o nokta nokta çocuğunu nerede bulursanız bulun bize sormayın diyerek tepkisini dile getirmiş. Şimdi işin enteresan tarafı şu. Bir kadın kayboluyor. Kadın kaybolduğunda eşi diyor ki ben bir yıldır görüşmüyorum. Şüphelerin odağındadır. Tabii ki ben de önce ayrılmak üzere olduğu eşinden şüphelenirim. Üstelik en son konuştuğu kişi o. O ve annesi. Ama ortaya biliyorsunuz Doğan diye birisi çıktı. Dedi ki ben de onu çünkü dedim ki en son seninle konuşmuş dedim. Yani kayınvalidesinden sonra en son seninle konuşmuş. Bana dedi ben ondan çocuklarını bana emanet etti. İntihar edebileceğini düşündüm. O yüzden gittim zeytinlikleri aradım. Bir de bağırdım çağırdım falan bulamadım dedi. Fakat aslında buraya kadar da normaldi. Ama ondan sonra ben Doğan'ın tavırları açıkçası beni çok şüphelendirdi. Çünkü asıl buraya gelmemesi gereken eğer suçluysa Remzi olmalıydı. Bana ne kardeşim ben de ayrıldım derdi olur biterdi. Şimdi Doğan normalde değil mi sen biriyle konuştun. Sevgilin de değil. O senden hoşlanıyor sen ondan hoşlanmıyorsun. Gidersin dersin ki şu zeytinliklerde aradım şöyle oldu böyle oldu. Şimdi bir tek intihar edeceği izlenimine Doğan kapılmış. Zeytinliklerde intihar edebileceği izlenimine kapılmış. Üstelik bence hiç kimse kusura bakmasın yarın bir gün onu zeytinliklerde birisi görür de söylerse diye gidip zeytinliklerde aradığını söylüyor. Şimdi biz de bu kızı nerede buluyoruz? Biz zeytinlikte asılı halde buluyoruz. Fakat işin şöyle garip tarafları var. Kızın üzerinde bir tişört var. Tişört ters giydirilmiş. Yani önü arkasında, arkası önünde. Üzerinde bir pantolon var. Yine o da üzerine çok bol gelen, çok uzun paçaları. Öyle bir şey sorduk biz ay. Öyle şeyler de giyinmiyormuş aslında. Yok. Şey de bir kız yani kendine de özen gösteren bir kız. Saçları Allah nurlar içinde yatırsın. Kızıl belinden aşağı saçları var. Ondan sonra ve az sonra Müge daha detaylı anlatacak. Çantası ayrı bir yere atılı. İki tane telefonu var. Telefonun biri başka yere atılı, biri başka yere atılı. Yani zaten boynu kırılmış. Bir dediğim mücadele gibi, sonucunda ölüm meydana gelmiştir. Ondan sonra da göstermelik olarak o intihar havasını vermişler. Evet. Ne yani gördüğümüz bir tablo. Ben yani tabii Sayın Savcımızın... Evet, çok gördüğümüz bir tablo bu. Adli tıpta böyle işlenen cinayet kökenli ölümlerin... hani intihar süsü verilerek üstü evet, kapatılmak açıkça. İstenmesi evet, ne yazık ki çok gördüğümüz. Ama o kapatılabilir bir şey değil. Buradan değil, da onu vermiş olalım. Zaten rahat, Sayın Savcımız... Çok rahat adli tıp tıbbi inceleme. Sayın Savcımız'a devamını getiremiyorum. Yani polis ekipleri geldi zaten. Olay yeri incelemeyle beraber Sayın Savcımız da geldiğinde ben Sayın Savcımızın ancak ben uzmanı değilim bu işin söylediğini söyleyeyim. Bu bir cinayet deyip cinayet masasına çağırdı. Çünkü onların mutlaka orada bizim bilmediğimiz gördükleri başka başka detaylar var. Şimdi kim öldürmüş olabilir bu kızı? Dün de söyledim, öteki gün de söyledim. Ya kocası ki onun da şeyleri var işte başka biriyle evliyim diye ona fotoğraf göndermiş kocam diye falan. Bu karşı tarafı kudurtur mu? Bence kudurtur. Yani hiç saklamaya gerek yok. Ama iki çocuğunun da babası onun vicdanına kalmış. Ya da bize bu intihar meselesini ortaya atan sonrasında da üzerime gelmeyin ben azılı bir insanım diyen kaçan Doğan. Ha dün de söyledim ben siz her ne kadar Remzi'nin üzerine gidiyorsanız da açıkçası benim ilk şüphelim Doğan. Bak çok açık tamam, Allah'ın bildiğini kuldan saklamayacağım. Benim de Doğan benim de. Çünkü bu işi ortaya atan o. Tamam. Yani intihar etti de zeytinlikte de gittim de geldim de aradım da. Ha gittin oraya şöyle yapsaydı anlarım. Doğan ben intihar ediyorum kardeşim. Artık bu Remzi'nin yaptıklarına dayanamıyorum. Elveda çocuklarıma da iyi bak deseydi. O zaman Doğan'ın zaten bu mahallede gidip babasını, işte amcasını, teyzesini kim varsa o mahallede kalabalık bir mahalle. Toplardı. Hadi gelin biz şurada bir kızı arayalım derdi mesela. Şimdi belki Remzi'ye yabancı bir mahalle orası ama Doğan için yabancı bir mahalle değil ki. Nevrigül'ün yaşadığı yer. O da yok. Sonra aradan 45 gün geçmiş biz telefon açıyoruz. İntihar etmiştir. Bilmiyorum. Yani ben kimsenin günahını da almak istemiyorum. Etmez. Ben sadece aklın beni götürdüğü yolla ilgili söylüyorum. Bu mevzuyu o ortaya atıp o söylediği için sonrasında da ben azılı bir insanım. Ne demek azılı? İnsan kendisine ben azılıyım. Ben azgınım der mi insan? Azmayın kardeşim.
Zaten ne geliyorsa başımıza bu azgınlıktan geliyor işte. Azılı demek kabadayı kırın demek. Kırın dizi ya. Ne kabadayısı ya? Ne kabadayısı? Abi de kim kime ne kabadayılık yapacak ya, Allah azgın aşkına? Azgın silke küpüne zarar azgın olur diye bir laf var. Dakika. En büyük azgının olsa ne olacak yani? Gülümün kadar değil yakaladım. Evet. Laf mı yani azgınım? Bir de bak gerçek azgın olan birisi. Yani gerçek delikanlı olan. Azgınlıkla delikanlılık farklı şeyler yani. Kendini bilebilen bir insan kalkıp da kendinden bahsetmez. Kendi vasıflarını ortaya koymaz. Eğer bir insan kendinden bahsetmek ihtiyacını hissediyorsa aşağılık duygusuna sahiptir. Hiç çekinmeden lafımı söylemem. Ya valla Rami Bey, siz tabii yıllarca mesleki yaşantınızda hani o kabadayı falan denilen kişilerin avukatlığını yaptık. Biz gazetecilik yaşamımızda gördük. Televizyondan izledik. Onu yaptık, bunu yaptık. Onlara baksanız zaten hani kedi gibi insanlar yani. Öyle gözüküyorlar. Hiç kendilerini azılı demiyorlar. Ben 50 senedir bütün İstanbul'un mafyasında, babalarında, dedelerinde avukatlığını yaptım. Gerçek kabadayının ne olduğunu da bilirim. Yapma olanların da ne olduğunu bilirim. Benim kızıma şiddet yaptım. Hiçbir zaman kendini azmadı. Bu intihar etmedi abla. Buna bir yaptılar. İntihar etmedi benim bunu kızım. Bunu ben de söylüyorum zaten, intihar etmedi. Benim kızım intihar etmedi. Yani benim kızım şey intihar yani etmedi. O da diyor intihar etmedi diyor. O da intihar diyor, etmedi. Tamam. Ben de buna o konuda her türlü katılıyorum. Hiçbir şekilde intihar yok yani abla bu işin içinde. Bu işin içinde başka bir şey yok. Yapmaz o. Başka yapmaz. Peki yani, size şimdi izleteceğim ben olay yerini de göstereceğim. Ben onları sinirlerim. Yani bu tişörtün ters giydirilmesi falan da benim aklıma başka başka şeyler getiriliyor. Demek ki başka bir yerde işlendi bu cinayet. Ondan sonra da üzerine ne giydirilirse de ters... Allah da bir yerden ayağına doluyor insanı ya. Bunu ben söylemiyorum. Bunu valla yani bilimle uğraşan insanlar söylüyor. Yani bilimle uğraşıyorlar ama diyor ki Allah bir yerden ayağına doluyor. Bunun da dolamıştır. İnşallah bir an evvel de yakalanır. Amin. 22 yaşındaki çocuğu da artık yuh artık. Bir gelelim de. Evet, az önce de bahsettiğim gibi ekip arkadaşlarımız Doğan Bey'in bahsettiği zeytinlik alanı araştırıyorlar 2 gündür. Sevgili Müge Yönter de kameraman arkadaşımızla beraber yayın başladığından beri ikinci kez ne yazık ki ağaca asılı bir cenazeyle karşılaştı. Ve işte orada acı haber bir zeytinlik sahibinden geldi. Herkes zaten oraya doluştu. Ama önemli olan detay şuydu. Sayın savcımız yaptığı ilk inceleme sonrasında bunun bir intihar olmadığına kanaat getirdi ve cinayet masası devreye girdi. İsterseniz önce görüntüleri izleyelim, sonra Müge ile konuşalım. Son konuşmasında yakınında olduğu söylenen zeytinlik. Ana yolun kenarında oradayım dedi bana. Müge Anlı ekibi araştırdı, cenaze zeytinlikte bulundu. 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın acı sonu. Terk ettiği kocasının yanına bıraktığı oğlunu görmek için evinden ayrıldığı söylenen Nevrigül Alan'ın en son telefonda görüştüğü erkek arkadaşı zeytinlik bir alanın yakınlarını işaret etmişti. Beni arayıp çocuklarıma göz kulak olabilir misin diye bir şey söyledi. Ben de neredesin sen dedim. Ana yolun kenarında oradayım dedi bana. Yoğun araç sesleri vardı. İntihar edeceğini düşündüm. Bulunduğu bölgelere, oralara doğru gittim, baktım. Bağırdığım bile var hatta sesimi duyurabilmek için, eğer oralardaysa diye. Bunun üzerine harekete geçen ekibimiz, zeytinliklerin bulunduğu geniş arazide 22 yaşındaki iki çocuk annesi Nevrigül Alan'dan bir iz aramaya başladı. Doğan Aydın'ın iddiası, Nevrigül Alan'ın evine 1,5 kilometre mesafedeki AVM'nin olduğu köprünün üstünde onu aradığı yönündeydi ve buradan o ormana giden tek yol aslında köprünün çevresindeki buradaki düzlük alanı kullanarak aşağı in bileceğimiz yol ve bu yolu takip ederek zeytinlik ağaçlarının olduğu noktaya geçiyoruz. Kısa bir yürüme mesafesinin ardından zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanlık alandaydık. Yanımızda ise Doğan Aydın'ın kuzeni Hüseyin Aydın vardı. Komple olduğu gibi zeytinlik. Zeytinin içine gömülür mü derseniz gömülür. Gece gelip yaparsan kimse görmez. Çok büyük bir geniş bir alan. Buraya gelip normalde emniyetin köpeklerle falan bakılması lazım. Doğan Aydın'ın bahsettiği bölgede arama çalışmalarımızı sürdürürken zeytinlikte bir kadının asılı halde cenazesi bulundu. Arama çalışmalarımıza devam ederken Hisartepe'deki zeytinlikte asılı bir cenaze bulduk. Olay yerine geçiyoruz hemen. Thank you.
bahsedilen AVM buradan kuş bakışı baktığınızda aşağıdaki mesafeyi görebiliyorsunuz. Çok çok yukarıdayız. Bulunan cenaze yaklaşık olarak 3 haftayla minimum 1 aylık bir cenaze. İlk incelemeler yapıldı. Bulunan cenaze ne yazık ki 22 yaşındaki iki çocuk annesi Nevrigül Alan'a aitti. Kaybının 47. gününde ölü bulunan Nevrigül Alan'ın cep telefonları ve çantası da olay mahallinin yakınlarındaydı. Ve bulunan cenazenin yaklaşık 15 metre ilerisinde bir telefon, yine başka bir noktasında bir telefon atılmış halde, bir de yaklaşık 25 metre mesafede bir çanta buldular. Bulunan eşya ve emareler özenle toplanarak incelemeye gönderilmek üzere muhafaza altına alındı. Nevrigül Alan'ın cenazesi detaylı otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na doğru yola çıkarıldı. Acı haberi alan baba Sedat Tutaner'in fikri ilk günkü gibiydi. Kızının öldürüldüğünü düşünüyordu. 50 gündür kızım aranıyor. Ben Müge Anlı Hanım'a çıktım. 2 günde kızım asılmış halde bulunmuş. Kızımın kendini asacağını kesinlikle düşünmüyorum. Nevrigül Alan'ın baba yerine koyduğu dedesi de evladı gibi gördüğü torununun hayatına son vereceğine inanmıyordu. Şirin Doğan'ın dediği gibi intihar etmez. Öyle bir kişi değil benim kızım. Doğan Bey'in konuşmalarına göre röportajlardan kaçmasına göre o yapmıştır diyorum ben. Ya o yaptı ya kocası yaptı. Kızından gelen haberle yıkılan anne de aynı şüphedeydi. Evladının canına kıyabileceğine ihtimal bile vermiyordu. Benim kızım intihar edecek bir insan değildi. Evlatlarına düşkün, bize düşkün. Ben daha doyamadım kızıma, doyamadım. Son konuşmalarında Nevrigül Alan'ın çocuklarını kendisine emanet ettiğini öne süren Doğan Aydın'ın anlattıkları Sultan Tutaner'in içindeki şüpheyi daha da artırıyordu. Çocuklarınızsız yapamayan bir kız o. Benden başkasına emanet edecek kız değil. Doğan bana telefonda dedi ki, o beni aradı dedi, ben dedi umursamadım. Yattım dedi ben dedi. Tekrar aradım onu ben dedi. Ulaşamadım dedi. Konuştuğuna göre şüpheli. Ben dedim ya bu dedim ya Remzi dedim. İkisinden biri diye kendi kendime oturdum. Kafamda onları kurdum. Bir şeyler biliyor dedim bu kendi kendime. Bir zarar vermiş olabilir mi? Bir de o madde içiyormuş. O da madde içiyormuş. Bana başka söylüyor. Polis de başka söylüyor. Ondan başkası yapacak insan yok o zaman. Bu yaptısın bu onun yanına kalmasın Müge abla. Sana güveniyorum. Allah rızası için bu yapan kişiyi bul. Aslında o kadar eşine takmıştınız ki kafayı. Mesela ben annesinin konuşmalarına bakıyorum. Mesela hiç burada onu söylemedi. Onu başta arayıp ben hani ciddiye almadım, yattım dedi. Burada tekrar aradım dedi mesela. Ama sen bana öyle dememiştin bile demedim işte. Çünkü siz Remzi'nin yaptığına çok emindiniz aslında. Tabii bilmiyorum ben açıkçası. Karşımda oturuyor ben şimdi... Hani senin arkandan da konuşamam. Sen mi yaptın böyle bir şey? Ben onu da bilmiyorum. Otobüsün üstüne çıkar her şey. Otobüsün evet, yani sen mi yaptın şey bilmiyorum ama yani bu kadar böyle intihar, zeytinlik falan deyince yani benim aklım başka birini şu an işaret ediyor. Ama bilemeyiz. Her şey meydanda. Belki sen, belki o, belki hiç bilmediğimiz bir başka telefonu varmış çünkü. İkinci bir telefon çıkmış. Belki oradan başka birisi çıkacak. Bilmiyorum ama Gemlik Cumhuriyet Savcısı Sayın Ebubekir Küçükkaya konuya olay yerine gittikten sonra şüpheli yaklaştı. Ben çok teşekkür ediyorum kendisine. Ayrıca Bursa Cinayet Büro ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de çok teşekkür ediyorum. Çünkü siz yayına geldiğiniz ilk günden itibaren konuya çok ciddi yaklaştılar. Hem ifadeler alındı hem olay yeri incelemelerle ilgili. Onlar da zaten iki gündür orada araştırma yapıyorlardı. O yüzden ben hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Şimdi... Öyle mi? Müge'ye bağlanmadan önce Doğan Aydın'ı tanıyan bir izleyicimiz telefon attığımızdaymış. Hanımefendi günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Yani onları ben daha önceden tanıyordum. Doğan'ı mı? Doğan'ı öyle kulaktan dolma. Evet. Onun kardeşi vardı Deniz Doğan. Onun eşi de 2-3 sene önce kendisine asılı bulmuştular evde. Yani abisinin eşi de mi kendisini astı? Kardeşinin eşi de kendisini asmıştı evde. Asmış veya asılı bulunmuş.
asılı bulundu tabii asılı yani. Asılı bulunmuş, ben... asılı belli değil. Hayır ama sizler öyle biliyorsunuz yani kendini astı intihar etti diye siz biliyorsunuz. Evet. Peki onun nedeni neymiş? Hiç o zaman ne konuşuldu? Hiç yani hiçbir fikrim yok o kadar. Bir de sağır dilsizdi demiştiniz. Evet. Sağır dilsiz Deniz... bir kız öyle mi? Evet evet Deniz de sağır dilsiz. O da sağır dilsiz bir kişiydi. Evliydiler, bir çocukları vardı. Bu arada bir şeyden daha bahsetmişsiniz. Demişsiniz ki Doğan geçen sene kış aylarında Nevrigül'ü alıp Trabzon'a gitmiş. Öyle mi? Hani birisiyle gitmiş öyle Trabzon'a. Gitti mi hiç Nevrigül Trabzon'a? Yok. Bir tane çünkü Doğan'ın başka bir kız arkadaşı daha var acaba. Nevrigül mü o mu? Hani emin misiniz? Ya kim olduğunu bilmiyorum da öyle manitasıyla gitmiş dediler. Ailesi kabul etmemiş halaları falan. Geri çevirmişler. Ha geri çevirince de geri dönmüşler. Evet öyle bir duyumlar aldım. Azılı olmak öyle bir şey tabii işte yani. Adam hem evli hem alıyor başka bir tane kızı akrabalarına Trabzon'a gezmeye mi götürüyor? Evet evet. Nevrigül gitti mi hiç Trabzon'a? Yok. Siz de biliyorsunuz yani gezme maksatlı yok, falan. Yok, yok. Ama geçen kış aylarında senin yanında değil mi Remzi? Yok geçen kış aylarında da yanında değildi. Siz kaç zamandır ayrısınız hangi aydan beri? Abla işte bir seneye geçti yani hemen. Bir senedir. Bir senedir. Ya biz şimdi Ekim ayındayız diye mesela geçen Ekim'de senin yanında mıydı? Evet. Evet. Geçen Ekim'de öyle yani bir senelik falan bir senedir falan ayrıyız. Bir senedir abla. Falan ayrısınız. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum hanımefendiye. Bu da enteresan bir tesadüf diyeyim olmuş. Niye o kızcağız da intihar ettiyse niye etmiş, intihar mı etmiş? Tabii abla, şimdi bu konulardan sonra ona da bakılır. İki tane telefonu yok benim kızımın. Hı? İki tane telefonu yok, bir tane telefonu var. Sim kart da benim üstüme. O ikinci telefonu da ben onu anlamadım. Müge'ye soralım. Müge'cim günaydın. Günaydın Müge Hanım. Öncelikle valla sana da geçmiş olsun. Sen de sezon başından beri ikidir aynı tarz olayla işte dün yaşıyorsun. Dün Müge ile konuşurken o da böyle panik haldeydi. Müge sakin ol, derin nefes al falan diyordum Müge'ye. Hiç kolay değil yani. Az önce savaş bölgesindeki arkadaşlarıma söylediğim gibi bizim arkadaşlarımız da ne yazık ki iyi olaylarla uğraşmıyoruz. O nedenle Allah yardımcınız olsun. Tekrar dile getireyim. Şimdi Müge, dün siz bir önceki günde aslında... bu zeytinlik alanı araştırıyordunuz Doğan'ın söylediğine göre. Tam bu işte o alışveriş merkezinin karşı tarafındaki zeytinlik alanı. Hatta Doğan'ın yeğeni dedi ki burada dedi insanlar tam zeytin toplama zamanı. Burada olsa bugüne kadar bulunurdu demişti. Hüseyin'di değil mi? Hadi. Ve sonra işte oraya gerçekten evet, de zeytin evet. toplamaya gelen bir vatandaşımız haber verdi ki burada bir asılı kadın cenazesi var diye. Şimdi benim elimde tabii fotoğraf bana gönderdiniz sağ olun teşekkür ediyorum ama sen çok detaya girmeden şunu anlatır mısın? Şimdi mesela bir ters bir tişörtten bahsediyorsunuz ve pantolon detayı. Nedir bunlar? Şimdi Müge Hanım bir kere olay yeri yani bizim bulduğumuz yer arama yaptığımız yer AVM'den çok yüksek bir alandaydı. Yani intihar etmek için o kadar yukarı çıkması düşündürücüydü zaten. Ve üzerinde bulunan kıyafetler kendisine çok bol ve zorla giydirilmiş gibiydi. Üzerindeki pantolon bedeninden çok fazla büyük uzun yerlere kadar sarkar vaziyetteydi ve ayakları yere değiyordu. Üzerindeki tişört ters giydirilmiş vaziyetteydi gene aynı şekilde. İki tane telefon bulundu. Bu kendisinden... oldukça uzaktaydı, farklı bir bölgedeydi. Biri 15 metre kadar farklı bir alanda, biri başka bir noktadaydı. Yine çantası 20-25 metre ötede bulundu, atılmış gibiydi. Tabii ki çevre arandı. Bugün de hala aranmaya devam ediyor. Boğuşma izleri vesaire var mı diye bakılmaya devam ediliyor olay yeri inceleme ekipleri tarafından ama bir arazi sahibi zeytinliğinde gezerken biz de kendisini bulduk, konuştuk. Orası biraz atıl bölgeydi. Yani aslında buraya gittiği yer bilinen bir yer demek ki. Çünkü özellikle atıl bir bölge seçilmiş bunun için. Orası da insanların gelmediği bir yer. Bakımsız bir arazisiymiş tarlasında. Ve orada bulundu. Bunlar biraz şüphe uyandıran şeylerdi. Bunlar dikkatimizi çekti. Normalde yani pantolon... ailesine de sorduk. Yani normalde nasıl giyinir? Böyle bol giyinir mi diye. Ailesi onun kendisine yani bu tarz bir kıyafetler tercih etmediğini, dar giyindiğini, bakımlı giyindiğini söylemişti ama üzerindeki kıyafetler zaten onun boyuna ve portföyüne uygun bir kıyafetler değildi. Benim ters giyinmesi çok dikkatimi çekti. Evden çıkarken gören var mı?
Yok. Nevrigül'ü? Yok. Yani ablan öyle bol giyinen, sen bilirsin yani. Çantasını falan tanıdın mı? Abla. Dur bir saniye. Çantasını tanıdın mı yavrum? Tanıdım. Peki böyle bol pantolonlar falan mı giyiyordu? Var mı? O da bir tarz ya. Dar giyiyordu. Dar pantolon giyiyordu. Peki böyle üzerindeki tişörtünü ters giymesi falan gibi bir durum. Ya bu çocuk 22 yaşında ya öyle çıkmaz bence sokağa da. Hayır yoktu. Peki sen ikinci telefonunu biliyor musun? İkinci telefonu yoktu. Bir tane telefonu vardı onun. Emin misin? Eminim. Ama sen de doğruyu söyle artık yani. Artık yani doğruyu söyle. Ben zaten de biliyorum. Benim sim kartım var içinde. Bir baba, tane telefon. Baba olarak, baba siz olarak bilirsin, bilmeyebilirsin. Ona bir şey söylemiyorum da sen biliyor musun? Ben ikinci... abla en son konuşmamızda bana dedi. Ben de bu numarayı dedi, kapatıyorum dedi. Yeni numara alacağım dedi. Ararsan dedi ulaşamazsın dedi. Haberin olsun. Ama ikinci bir makineden bahsediyoruz. Yani hattan değil. İkinci bir telefon cihazından bahsediyoruz. Bana sadece hat olarak söyledi. Hat olarak söyledi. Peki çantasını tanıdın mı Nazmiye? Çantası kendisi çantası abla. Onun çantası. Ben de tanıyorum. Ben de tanıdım çantayı. Evet. Üzerindeki pantolonun da boyu aşarak yere sürülüyormuş. Yani kendi rahmetlinin boyunun dışında uzunlukta. Şimdi tabii onu ben orada olmadığım için ona bir şey söyleyemem. Hayır, çünkü üzerinden bir ay geçtiği için. Hayır üzerinden bir ay geçtiği için hani kıyafetlerin üzerine daha bol görünmesi aslında çok olası. Ama tişörtünün ters giydirilmesi. Tabii farklı kıyafetler getirilip giydirilmiş olması benim aklıma şimdi adli tıbbi açıdan baktığım zaman bir boğuşma. Boy da çok uzun. Yani bacak boyundan uzun. Bir boğuşma esnasında doğru. Topuklu ayakkabı giyseniz bile normal o paça kısmı düz duracak gibi değil. Ya bir başkasına ait bir pantolon gibi duruyor. Şimdi ilk akla gelen şu. Öyle bir izlenim aldık evet. Bir boğuşma esnasında üzerindeki kıyafetler yırtıldıysa ve kan veya benzeri bir takım materyaller üzerine o kıyafetlerin sıçradıysa onları değiştirme ve yok etme gereği duymuşlardır. Çünkü ası süsü verilecek, intihar süsü verilecek. Dolayısıyla başka kıyafet getirilip giydirilmiş olabilir. Hani adli tıbbi açıdan ilk aklıma gelen boğuşmayı yok etmek. Boğuşma izlerini yok etmek için etmek. Böyle bir şey yapılmış olabilir. Peki Mügeciğim, hani siz orada bir kadının da çıkabileceği, yapabileceği şeyler var. Hani o açıdan da değerlendirdiğinde ne düşündürttü size ve polis ekiplerine? Çok uygun bir alan değil. Hatta hiç uygun bir alan değil Müge Hanım. Yani gerçekten çok, yani biz bile normal bir şekilde ekip halinde çıkarken çok zorlandık. Yani intihar etmek için o kadar yol açmaya gerek yok. Yani 3-4 ağaç açtıktan sonra da insan kendini asabilir. O kadar yüksek bir alana çıkması etraftan yollar için de müsait değil. Çok zorlu bir yolla çıkılıyor oraya. Asla araçla da gitmek mümkün değil. Yani aslında Müge en baştan beri şunu söylüyor oraya gittiğinde. Diyor ki Müge Hanım, yani madem hani intihar etmeye karar vermiş. Şimdi bulunduğu yer ıssız bir yer. Diyor ki o kadar ıssız bir yere gitmesine ne lüzum var? Aksine insanlar daha ortada bir yerde kolay bulunsun diye. Yani bilmiyoruz o nasıl bir ruh hali. Allah hiçbirimize yaşatmasın da. Hani hep oralarda görüyor. Şimdi burası ıssız ve çok tepede. Şimdi buraya niye diyor hani biz de konuştuk yani niye buraya gidilir? Ancak hani birisi orada saklasın diye bu buraya gidilir. Ya da geç dönemde bulunması düşünülürse biraz daha ıssız bir alan tercih edilir. Çok ıssız bir yer, tişörtü ters giydirilmiş, pantolonun boyu kendisine çok büyük, çok uzun topuklu ayakkabıyla bile giyilecek gibi değil diyor. Ayağında nasıl bir ayakkabı varmış? Onu görebildiniz mi? Yok Müge Hanım, ancak şöyle bir önemli de bir detay var. Normalde asılarda bizim deneyimlediğimiz kadarıyla arada boşluk oluyor biliyorsunuz. Ayakları yere değme mesafesindeydi. Ayakları yere değiyordu. Olabilir, mümkün. Ayakları yere değip intihar kökenli asıları da görebiliyor. Ama şöyle söyleyeyim, onları. Sayın Savcımız görür görmez anladığım kadarıyla bunun bir cinayet olduğu kanaatine getirdi yaptığı araştırmalar sonrasında. Müge abla, bizim üst komşunun oğlu balkonda yatarken onu giderken görmüş. Kıyafetleri görmüştür onun. Soralım ona. Soralım, verin telefonunu hemen şimdi biz bununla konuşalım. Bende numarası yok. Var mı sende? Dedem. Var mı sende? Ben Kadriye ablanın telefonu. Peki Mügeciğim git. Şey peki Mügeciğim şimdi yaklaşık bir haftadır Doğan'a da ulaşmaya çalışıyorsun. Doğan Bey'e ulaşmaya çalışıyorsun. Doğan Bey'e hep altını çiziyoruz. Başta çok ılımlı yaklaştı konuya.
Ama daha sonra çok ani bir U dönüşü yaptı. Bunun da nedeni aile programa gelir gelmez aslında Emniyet Müdürlüğü'nün hızla olaya dahil olmasıydı. Ve direkt bence onlar da bu telefon şeylerine baktıktan sonra, onun da bir süresi var biliyorsunuz gelme etme, baktıktan sonra kızın yaşamadığına kanaat getirdiler. Ve çok açık söyleyeyim, hani Remzi'yle de konuşmamızdan biliyorum. Sen mi öldürdün diye yaklaştılar. Yani Remzi'ye de Doğan'a da hayatta olmadığını onlar tabii tecrübelerine dayanarak ilk günden tespit ettiler. Şimdi bugün de Doğan'ı aradın değil mi? Ne oldu? Doğan'ın nerede olduğunu biliyor muyuz biz şu anda? Evet. Şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Kaçıyor. Bunu bize mesajla da teyit etti zaten. Bizden kaçtığını söyledi. Ancak telefonu da kapalı bugün itibariyle. Şöyle size en baştan kısaca hemen bir özet geçeyim dünden. Dün patronuyla biz görüştük. Patronu bize benim sözümü dinler diyerek Doğan'la bizim iletişime geçirdi. Dünkü yayından sonra. Bizi bir çekim için Doğan'ı ikna etti. Söz verdi. Fakat sonrasında biz gene ayrıldık. Sözleştiğimiz saatte geri döndüğümüzde patronu Doğan'a ulaşamamaya başladı. İşte evine birini gönderdi. Uyuyorum dedi. Yarım saat sonra gelin dedi. Bir daha bekledik. Gene aynı şekilde bütün bir hafta boyunca yaşadığımız oyalamayı patronuna da yaptı. Onu da atlattı. Sonrasında biz patronundan tekrar bize bir söz verdi. Benim sözümü dinler. Ben akşam konuşacağım. Yarın buraya gelin. Olduğu yerde sizinle görüşecek, anlatacak dedi. Sabah tekrar geldiğimizde patron da zaten sözleştiğimiz saatte yerinde değildi. Aynı şekilde Doğan Bey'e ulaşmaya çalıştık. Telefonu kapalıydı ve evine gittik. Doğan Bey'le görüşmek için tekrardan. Babası çok sert bir şekilde evden çıkarak oğluna hakaretler etmeye başladı. Sinkaflı küfürlerle onu burada aramayın. Nerede bulursanız bulun ama bizde aramayın. Benim öyle bir oğlum yok. Onunla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum dedi. Sonrası eşi Yasemin Hanım devreye girdi. Ona da sorduk. Eşini ne zaman gördün, nerede diye. O da aynı şekilde, hatta bize dünkü yayınımızda Nazlı'yı öğrendiğini belirtti. Nazlı'yı sordu. Kimle beraber sizinle buluştu dedi. Biz dedik yanında Nazlı vardı. Ve kendisi Nazlı'yı bilmediğini söyledi. Bizim zaten evliliğimiz bitmişti. Şu saatten sonra benim böyle bir kocam yok, evliliğim yok. Onunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şeye dahil değilim. Onunla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum diyerek kestirip attı. Ve biz o saatten beri Doğan Bey'e de ulaşamıyoruz. Sözleştiği hiçbir yerde, hiçbir saatte olmuyor. Durum belki bu şekilde. Kaçtığını da zaten bize mesajla teyit ederek yazdı, belirtti Müge Hanım. Belki de emniyet almıştır. Yani emniyet gene soruşturmasını sürüyordur da onu bilemiyoruz. Bakalım komşuya soralım. Ayağında topuklu ayakkabıyla mı çıkmış o gün? Spor ayakkabıyla mı çıkmış? Spor ayakkabıyla çıktıysa o pantolonla yürüyemez topuklu diyor. Topuklu ayakkabı kolay kolay giymez topuklu abla. Topuklu ayakkabıyla da çıkarsa o dağda tepede o topuklu ayakkabıyla yürüme şansı yok. Mümkün. Mümkün abla. Topuklu ayakkabı genellikle giymez. Bilmiyorum. Giymez mi? Giymez abla. Spor ayakkabı bir de intihar... Topuklu ayakkabı giymez abi zaten. Topuklu ayakkabıları yok zaten. Hani bir topuklu ayakkabı giyip de burayı planlayıp buraya gitmeyi hedeflemesi çok akla yakın bir şey de değil. Mümkün değil. Sevgili seyirciler, günaydın, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bugün Nevrigül Alan'la ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Çok önemli gelişmeler yaşandı dün. Bir kere bize bir ihbarcımız ulaştı. Onun açıklamalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Size izleteceğim. İkincisi, bugün aramızda Nevrigül'ün kayınvalidesi Aslı Hanım var. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Başınız sağ olsun sizin de. Ve sağ olasın. Erkek kardeşi Abdullah aramızda. Sen de hoş geldin Abdullah'cığım. Başın sağ olsun. Abdullah'ın da çok önemli açıklamaları var. İhbarcımızın da açıklamaları aslında Nazmiye'nin üstüne. Abdullah da bugün yine Nazmiye ile ilgili bazı bildiklerini açıklamak için aramızda. Üstelik Abdullah'ın bir iddiası daha var. Evlerine hırsız girdiği yönünde. Bu neden önem taşıyor? Hırsız evden öyle her tarafı karıştırmamış. Bir tek Nevrigül'ün odasına girmiş iddiasına göre. Bunu açıklamasının sebebi de şu an aslında çok önemsememişler. Nevrigül kaybolduktan sonra giriyor. Zamanlı falan şimdi Abdullah anlatacak biraz sonra. Abdullah yayında Nevrigül'ün asıl olarak bulunduğu ormanda çantasını görünce bizi arama ihtiyacı hissetmiş. Çünkü diyor ki bizim evimize girilmeden önce o çanta bizim evdeydi. Eve girildi. Ev karıştırıldı. Nevrigül'ün odası karıştırıldı. O çanta o zaman alınmış. Ve bu Nevrigül kaybolduktan sonra oldu. O yüzden ben bunu çok önemsiyorum diye anlatmaya geldim. Ama Nazmiye ile ilgili açıklamalar önemli. Nazmiye, dün de ben sana sordum. Halin, hareketin açıkçası hepimizde bir şeye yol açtı yani. Nazmiye bir şeyleri biliyor mu sorusuna yol açtı. Remzi'nin de seninle ilgili bir takım iddiaları oldu. Sen reddettin. Remzi dedi ki Nazmiye bana zamanında mesaj attı. Ben de hatta bunu gösterdim Nevrigül'e. Nevrigül de gitti Nazmiye'ye. Niye benim kocama böyle mesajlar atıyorsun dedi. Sen bunu reddettin. Dur konuşma, ablan konuşuyor.
Siz konuşun, ben size yok yok reddetti dedin ama şimdi benzer iddialar bu senin ablanın intihar edeceğini ortaya atan Doğan'la ilgili de var. Sen Doğan'la görüşüyor muydun kızım? Ben Doğan'la görüşmüyordum. Bir iki kere kaldırımdan yürürken gördüm sadece. Hiç telefon görüşmeniz var mı? Mesajlaşmanız? Hiç yok. Bir kere bir de ablamın kaybolduğu gün aradım, sordum ona. Peki senin telefonunda asker olarak kayıtlı olan kişi kim? Arkadaşım. O kim? Asker. Adı ne yani? Recep. Recep. Hangi Recep bu? Ablanın bir tane konuştuğu Recep var. O Recep'le aynı Recep mi? Hayır. He? O değil. İnanmıyorsanız telefon numarasını verebilirim size. Tamam, alırız zaten. Peki Recep niye polis tarafından yakalanacak? Nasıl polis tarafından? Niye Recep'e polis yakalayacak seni dedin? Nasıl öyle bir şey? He? Öyle bir şey demedim. Ben karakola gittiğimde polisler benim üstüme çok geldi dedim. He, seni yakalayacaklar ne? Niye polisler senin üzerine gelsin ki normal şartlarda? Geldiler. Tamam ama gelmelerinin bir nedeni vardır. Polis dediğini öyle polis deyip geçmeyin yani. Tecrübe ya her şey. Niye polis senin üzerine gelsin ki? Remzi'nin üzerine gelmişler, Doğan'ın üzerine gelmişler. Çok da doğal karşılıyor. Remzi de bunu doğal aynen karşılıyor. Ama senin niye üzerine gelsinler? Aşırı derece baskı yaptılar. Ama neden? Sen kız kardeşsin. Polis şimdi durup dururken birinin kız kardeşine baskı yapmaz. Kız kayıpsa ben ya da öldürüldüğünü okay düşünüyorsa. Yok, polis yok, baskı yaptılar. Sana niye? Bilmiyorum. Şimdi bu yakalanacak mevzusuna geleceğim ama isterseniz önce, hayır, diğer hanımefendiyi izleteceğim. Filiz Yavuz bize ulaştı. Doğan ve Nazmi'nin ilişkisi olduğunu, Nevrigül'ün kaybından bir hafta önce bunu öğrendiğini, Doğan'la tartıştığını, Doğan'ın da bir arkadaşına yakalandık, patladık dediğini anlatıyor. Bir izleyelim Filiz Hanım'ı. Nevrigül Alan'ın sevgilisi olduğu söylenen isim. Bu adam diyor manyak diyor, kesin bu kızı ortadan bu kaldırdı diyor. Açığa çıkan ilişki iddiası. Eyvah diyor, biz yakalandık patladık diyor. Kaybından günler önce ortalık karıştı mı? Nevrigül Alan'ın son görüştüğü isimlerden Doğan Aydın'a göre aralarındaki bir ilişki değil, tek taraflı beklentiydi. Sen onun sevgilisi miydin? Onun nazarında o şekilde olmam bekleniyordu ama benim gözümde o şekilde değildi. Nasıl yani, sana sevgili mi olalım diyordu? Gelecek kurmak düşüncesi vardı benimle ilgili de. Zaten ben evliyim, yani böyle bir şey olamayacağını da ona söyledim. Sen bir de evli misin? Tabii. Bu sözler dikkat çekerken bir izleyicimiz Doğan Aydın'la ilgili çarpıcı bir ihbarla bize ulaştı. Benim kız arkadaşı Doğan Bey'in aynı yerde çalışan erkek arkadaşı ve kız arkadaşıyla arkadaş. Biliyor musun dedi, onu dedi, o dedi Doğan yapmış olabilir, ortadan kaldırmış olabilir dedim. Sen nereden biliyorsun? Şey demiş Doğan Bey, ben aslında demiş Nazmiye Hanım, o küçük kız kardeşi olan, çok daha önce beğeniyormuş Nazmiye Hanım'ı. Sonra Şirin Hanım Doğan Bey'e yaklaşınca, Nazmiye Hanım da bu arada irtibat kuruyor. O sırada bu üçlü sürekli diyalog halinde oluyorlar. İddia o ki Nazmiye Tutaner'in de Doğan Aydın'la ilişkisi vardı ve Nevrigül Alan kaybolmadan bir hafta önce bu durum ortaya çıkınca işler karışmıştı. Şirin Hanım Nazmiye ile Doğan Bey'in arasındaki ilişkiyi fark ediyor. Doğan Bey'e diyor ki böyle böyle, önce diyor benim diyor eşime, şimdi sana yani hayırdır ne oluyor diyor. Doğan Bey de ona onun hastalıklı olduğunu, işte bunları kurguladığını, Nazmiye'yi kıskandığını vesaire söylüyor, geçiştiriyor olayı. Sonra Şirin Hanım bunun mesajları ya da telefonunu yakalıyor ne olduysa. Nazmiye ile Doğan'ın mı? Evet. Yalnız bu kaybolmadan bir hafta önce oluyor. Diyor ki ben bunu geberteceğim, inik onu elimde kalacak diyor. Şirin Hanım bunu kız kardeşi için söylüyor. Doğan da bu erkek arkadaşına diyor ki eyvah diyor, biz yakalandık patladık diyor. Ortalık karışıyor bildiğim. Doğan Bey'in arkadaşı da artık şöyle bir şey söylüyor. Bu adam diyor manyak diyor, kesin bu kızı ortadan bu kaldırdı diyor. Nazmiye ile olayı ortaya çıkmasın diye. Nevrigül Alan'ın şüpheyle yaklaşılan ölümüyle ilgili kardeşi Nazmiye Tutaner'in bilgi sahibi olduğu düşünülüyordu. Şimdi bu kadar açık bir tablo varken kız kardeşinin Remzi Bey'e sen yaptın diye saldırması, o bana çok mantıksız geldi. Hedef şaşırtmaya ya da başka yöne çekmeye çalıştığını düşündüm. Nazmiye Hanım'ın her şeyi bildiğini düşünüyoruz biz yani. Bence çok önemli iddialar. Hanımefendi kendisini de saklamıyor. Hani kimin Doğan'la ne anlattığını da emniyet yetkilileri isterse öğrenebilirler. Ben Doğan'la sevgili değilim. Doğan'la benim alakam hiçbir şekilde yok. Bir samimiyetim bile yok. Muhatapım bile değil Doğan benim. Ama bak burada hanımefendi, dün de ben sana o yüzden sordum. Bu kadar Doğan mevzusu konuşulurken, ki yanlış da anlaşılmasın, ben Doğan bir şey yapmıştır demiyorum. Sadece Doğan o zeytinliği işaret ettiği için ve o zeytinlikte bulunduğu için daha dikkat çekici bir isim oldu benim açımdan.
Bir de kaçmaları var. Ama sen var. Tuttun, Remzi'ye gene saldırdın mesela. Ben ikisinden şüpheleniyorum. İkisi işbirliği yapıp da yapmış hiç olabilirler. Hiç Doğan'ın adını ağzına bile almadın. Siz hiçbiriniz Doğan'ın adını ağzınıza almadınız. Almadık, doğru. Babası bile ya dedi %20 Doğan suçluysa %80 Remzi suçludur. Tabii sen kocasısın. Senden daha fazla şüphelenmekte haklılar. Seninle ilişkin çünkü daha fazla şahitler. Doğan'la şahit değiller. Ama senin öyle olmaman lazım Nazmiye. Bilmiyorum, ikisi işbirliği yapıp yapmışlar olabilirler. Kimle? Remzi ile Doğan. Remzi Doğan'la bir olup Nevrigül'ü mü öldürecek? Olabilir. Nazmiye, ben sana çok açık bir şey sorayım. Benim anladığım kadarıyla her ne kadar baban Nevrigül benim kızım dese de anladığım kadarıyla Nevrigül babasının bir başka biri olduğuna inanıyor. Ben inanmıyorum. Bak sen inanıp sen öldüğüne de inanmıyordun. O değil önemli. Senin inanman değil benim için önemli olan. Nevrigül amcam diye kocasıyla görüştürüyor birini. Babam diye başka birinin ismini veriyor. Amcasıyla kocasını görüştürüyor. Demek ki Nevrigül üvey bir evlat olduğuna inanıyor. Bunu size de soracağım zaten anneye bugün aramızda ona soracağım. Şimdi böyle düşünürken demek ki sen de bunları biliyordun. Siz ikiniz böyle birbirinizin de öz kardeşi olmadığını düşünüp o zaman hani birbirinizin sevgilisine ya da kocasına ilgi duymanın da normal bir şey olduğuna mı inandınız? Hayır abla. Şuradan pay biçim mesela. Remzi 3 günden ortada yoktu. Hı? 3 gün Remzi ortada yoktu. Ne zaman? Hani buraya gelmedi buraya gelmeden ya. 3 gün öncesi. Peki diğer kalan 41 gün? Diğer kalan kendisi 41 gün. Kendisi gidip şey yapmasın. 3 günlük içinde diğer 41 günü kaybettim abla. Onu o demek istiyor. Ben o son buraya programa gelmeden önceki 3 günlük yok mu? Remzi yapabilir. Ben Remzi karşımda oturuyor. Remzi de öldürmüş olabilir. Ya kız intihar da etmiş olabilir. Ya bu da bir seçenek. Yok yok, hani programa bağlanan aranan kişi var ya. He. Şirin bizim kızımız. Remzi 3 günün ortada yoktu. O gidip şey yapmasın, söylemesin böyle 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 söyle diye. Hayır canım, bu konuşulan bir şeymiş. Biliyor, Sedat Bey de biliyor. Bu deden de biliyor. Bu zaten onu konuşulan bilmiyorum. Bir şeymiş. Onu bilmiyorum. Benim haberim yok ondan. Sen hiç duymadın mı ablanın başka biriyle? Hiç duymadım. Yani sizin babanla senin yaşadığın evdeydi ablan. Sonra Doğan çağırdığı için mi dedesinin evine gitti? Evet. Doğan'dan da şüpheleniyorum, şüphelenmiyorum diye diyebilir. İkisi işbirliği yapmış da olabilirler. Aklıma her şey İnsan geliyor. İnsan karısını öldürebiliyor mu? İki tane yavrusu var. Ha, iki tane yavrusu var. Nasıl öldürebilir? Senin oğlun tabii ki tehdit ediyordu. Yuvasını neye yıksın? Senin oğlun tehdit ediyordu karısını. Gül gibi yavrusu var onun. Senin oğlun da adam olsaydı, karısına sahip çıksaydı, dövmeseydi. Sen torunlarımı itin bıraktı. Ben mi torunlarını yetim bıraktım? Hem sen bıraktın. Sen oraya gelirsem kuran kaksın parçalarım. Bak Nazmiye, kelimene dikkat et. Bak kelimene dikkat et. Abla, bak abla. Kapat. Tamam mı? Sen de sinirlenince... Sesimi yükseltme. Sesimi yükseltsen ne olacak? Ne olacak? Dışarıda da paylaşalım kozumuzu. Bir saniye paylaşsaydın. Paylaşalım. Anladın mı? Şevki hocam, anladın mı? Bir şey söyleyeceğim ama bak sen sinirlenince, dün onlara dur bir dakika. Remzi dur ama bak, hayır bir saniye sen, hayır sen dün bunlara seni gömerim diyorsun. Ablacığım. Biz stüdyodan gidiyoruz. Git işte, bizim artık git, bu kadar git. Tamam mı abla? Kızımın ben paralarını yiyen atladım, sen, tamam mı? Senin kadın hangi gün çalışmış sen, ya? Sen niye ona saldırıyorsun? Ben anlamadım. Biz annesine sessiz konuşturmayın benim ailemi. Ama senin kız kardeşine bak. Burada dönüp kız kardeşine laf etmen lazım. Ben doğruları öldürüyorum zaten. Ya sen kendi annemi soruyorsun. Ben de kendi kardeşimi öldüreceğim. Arkadaki sesleri keser misiniz lütfen? Ses. Arkadaşlar. Şuradaki sesi kesin. Var, Müge abla var. Onlara saygılı ol. Bir de onları sen. Sen onlara saygı göster. Ama bak sana abin de diyor doğruyu göster. Anlat diye. Tamam da doğruyu Müge anlatıyorum. Hanım. Gelinlik yerine kefenlik giyin. Buradan benim ölüm çıksın. Ay tövbe ya, böyle abuk sabuk şeyler söylemeyin. Şimdi bak buraya gelmeden önce abimle bir röportaj yaptık. Ha, o yüzden de atladı tamam. Buraya geldi. Şimdi işte şu asker mevzusuna geleceğiz. Tamam gelelim. Ha. Şimdi hem eve giren hırsızdan bahsetti. Remzi orada konuşma. Gel sen de bunları dinle. Remzi. Kızımın parası. Nayım bir Remzi yok. Duymuyorsun. Senden Remzi. Sen bunları bir izle gel. Remzi'ye verdi. Bak. Şimdi olmaz. Delikanlı hiç müdahale etmedi. Sen de bir sakin ol. Öyle kalkışma. Bayım ki ablam var. Şimdi ayetin falan durumları yok. Buradaki amaç sizin kız kardeşinizin. Benim burada olan kız kardeşim evet ama bu konular.
Kavga etmek sen değil ki. Sen niye her gün araba getiriyordun, ablanı alıyordun? Niye alıyordum işte? Ben size onu soruyorum. Ne için götürüyordun? Ablam her siz aradığında... Siz bırakmadın, siz bırakmadın. Bir dakika. Gelin ablam, evde otursun. Ablam beni her aradığında Apu beni gel al diyordu. Niye diyordu? Niye diyordu? Dur bakalım bir soralım. Niye diyordu? Abi niye diyordu ablam? Seni hakkını bıraktın mı? Gel beni al diyordu. Sen niye getiriyordun, evde alıyordun? Niye diyordu? Niye? Remzi ile kavga ettik, kimse, gel beni kimse al. Kimse kavga etmemiştir. Ben kaç kere arabayla kimse geldim aldım. Kimse kavga etmedi. Kendi geliyordun. Ablasını alıyor arabaya tamam. Koyuyor. Tamam. Kaç kere ben yalan söylemiyorum bak. Sen yaşlısız yalancı bir tanesin. Ben mi? Hayır. Ben sen sığınım. Ben. Hepimiz yalancı. Sen Aslı teyze. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir kere sana şu anlamda çok teşekkür ediyorum. Yani. Dur bir dakika sen Remzi. Yani yayın başladığından beri şu iki aradığım kadınla ilgili. Hani gerçekten gözyaşı döken. Ve hiç aslında sorma. Herkese örnek olması gereken bir tavır sergiledi. Senin oğlun mu bu işi yaptı bilmiyoruz ama şöyle dedi. Benim oğlum niye öldürsün ki? İki ne tane çocuğu var dedi. Ne için? Gerçi o yüzden iki karısını öldürenlerin aslında ne kadar büyük bir yani günah içine girdiklerini de göstermiş oldu. Yani bir gün bir bana hesap soracak annem nerede diye. Annesini soruyor bana. Annem nerede diyecek? Ben ne diyeceğim abla yarın bir gün gördüğü zaman? Annesini soruyor. Sen ne yaptın? Evet. Tamam. Ben biraz yaptım. Ya sana gözümü dökmedim. Ben kendimi gözümü dökmedim. Avram! Biraz yaşta dökmedim ben. Şşşt! Kızım ben! Kendimi kör ettim. Kör ettim kaç günden beri. Sen ne olur? He? Tamam. Tamam. Kendimi kör ettim. Tamam. Tamam kızım. Bana ya para getirdin sen dedin. Ya kendime bana ya. Şarapa getirdin. Sen hiç acımadın. Niye böyle sen diyor? Sen hiç acımadın. Doğru söylüyorsun. Ne? Bir göz yaşı dökmedin sen. Bırak baba. Günde. Ben kaneneyim ben kendimi kör ettim. Dur bir sen dinle sen de cevap ver Aslı teyzem bir saniye. Bir dakika dur bir dakika. Sen yaptın zaten çocuğun yuvasını bozan sensin. Hiçbir şekilde. Ben değilim. Sensin. Sensin. Tamam. Sevgilerin bilinir. Her şeyi biliyor. Annesi öldü. Şiddetleri, anlat lafları, küfürleri biliyor ama seni gelinlerim de korkudan söylemiyorlar. Biliyorlar. Sen bırakmadın kızın yuvası ne olsun. Nasıl? Sen bırakmadın. Kızımın yuvasını sen bırak yuvasını yıktın. İki çocuğu yetim bıraktınız. İki çocuğu yetim bıraktınız. Kalk artık ya. Yuvasını yıktınız. Kalk burada. Sen daha ne istiyorsun? Sen daha ne istiyorsun benden ya? Siz yıktınız. Nasıl ne istiyor ki yalanlar? Yalanlar. Çocuklarını Allah size dediği gibi yapsın. Tamam sizi dur bir dakika Aslı ablacığım o da çok üzgün. Bak ben size şöyle söyleyeyim. Aslı abla biriniz konuşun biriniz dinleyin ya. Hep iftira, hep iftira, hep iftira. Sultanım da daha çok küçük ya. Bana bak, bana bak. Ben sana bakıyorsam sen de bana bak. Benim annem öldü. Senin annen? Kaynanam. Tamam. Öldüğünde. Evet. Şeye geldi İzlik'te biliyor musun? İzlik'te değil Gemlik'te. Telefonla konuştum. Ben Nevrigül'ü geldim aldım eşyalarını almaya Gemlik'te, geldiği zaman. Gemlik'te tamam. Eşyaları almaya geldiği zaman hatta eşyaları ben... Onları bir söz ver bir dinle. Bir dinle. Bir dinle. Onları karıştırma. Annem öldü biz hepimiz İznik'teyiz. Annemin cenazesini yapıyoruz. O gece annemi gömdük mevlüt var. Kur'an okutuyoruz evde. Hı. Şirin arıyorsun. Şirin. He ne yapıyorsunuz? Annen ölmüş şöyle böyle. Konuştun mu? Kimle? Şirin'le. Konuştu. Konuştu. Şirin yanında bile oldu. Şirin, başa sağ olsun dedi. Şirin, başa sağ olsun Şirin dedi. Bak böyle şeyler söylenmez. Söyle Şirin sen, dedi cevabını ki, söyle. Bak dedi, Allah için söyle. Banyoda Allah için söyle. Para ister. Şirin ne dedi? Hepsi ben dedi dedemin, nenemin dedi hayrını yapamıyorum dedi. Benden para istedi, ben yine kalktım para verdim. Para istedi. Vay Allah. Siz ne dediniz? Bana bunu dedi, para Remzi yaptıysa biz istemiyoruz. Remzi, ben yine yolladım ondan ya. Sonra. Ben para hesap hareketlerinde yine var. 500 lira bir daha gönderdim ona. Dedi. Arabayı yolla bana dedi. Şey sana ne dedi? Ben dedi sana arabayı nereden bulayım dedi. Parayı nereden bulayım dedi. Benim araba? Param mı var dedi. Var. Ben var dedim ki eşya arabaları getir dedi. Eşyanı yükle ben dedim parasını veririm. Onları parasını. Onları yalan atma. O parasını veririm dedi. Gemlikte gemlikte. He. Kim getirdi gemliği? Gemlikte. Gemliğe kim benim getirdi? Benim kızım vermiş benim parasını. Benim minibüsüm kayıtları var ablam. Parasını kamera benim kayıtları kızım var. Vermiş. Tamam ben şimdi benim getirdim, biraz herkes istediği gibi otursun. Ya Allah aşkına. Tam istediği gibi otursun. Tamam. Benim canım yanıyor. Benim yavrum gitmiş. Ben neler çekiyorum kaç gündür. Tamam. Ben de babasıyım. Neler çekiyorum. Ben de babasıyım. Elbirliğine bitirdiler benim torunum sorunu. Tamam gel. Annem nerede? Annesi tane de hastane de diyor ben. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Hastane de diyor çocuğuma. Bak benim annem nerede diyor hastane de diyor. Hayır al onları al. Beni dinle. Önce ablam sorun bir
ablam bunu çözecek bu programda. Tansiyonuna bakalım. Tamam giydik tamam. Yavrularından ayrıldı, yavruları gitti. Ben Eke yavru, Eke yavru. Eke yavru ona yıkıldı. Yeter artık. Yeter. Onu biraz dışarı al isterse. Kardeşim, onu biraz dışarı al. Hayır, benim anneye ihtiyacım var. Ona bir şey soracağım. Ne yapıyorsunuz kendi kendinize? Eke çocuğu yete bıraktı. Eki beni dinlemiyor herhalde de duymuyor. Şey abla, yapma böyle yeter. Tam hak. Benim yavrum iyi. Tamam, çok sağ ol. Şimdi çok haklısınız. Sus biraz canım. Tamam tamam. Evinde otursun bir kaşe çorba. Çocuklara yedirsin parasını yapsın. Sen bir şey konuşulmaz. Sus. Ama yalan atıyor kızım. Tamam yalan atsın bırak, Allah görüyor. Ya yalan edene Allah bilir mi kızım? Ben size bir şey söyleyebilir miyim anlaşabilmeniz için? Benim anladığım kadarıyla bu kız 15 yaşında Remzi'ye kaçıyor. Siz 15 yaşında Remzi'lere kaçtığında siz bu kızla kızıyorsunuz, evet. Görüşmek istemiyorsunuz. Görüşmek istemediğiniz... İki sene önce de konuşmadılar bununla. Çok iyidir, çok iyidir. Bak ben size kısaca özetleyeyim, anlaşacaksınız. Hele bir dur abla, bak konuşuluyor burada. İki sene Aslı Hanımların kocasının yanında kaldığına, kayınvalidesinin yanında kaldığına, siz de dargın olduğunuzda görüşmediğinde... Görüşüyorduk. 15, 16, 17 yaşında, yani iki sene 15 yaşında kaçmış, 16, 17 çocuk doğurmuş. O sırada onlara ihtiyacı olduğu için... Siz de arkasını, sizin de arkanızda duramayacağını düşündüğü için kırmızı dizine oturmuş. Ne zaman sizinle ve ne denirse onu yapmış. Onun için de onlar iyi gelin olmuş o iki sene içinde. Abla dedesinin nesi vardı ama yine arkasında her zaman. Dedesinin nesi tamam, vardı. Tamam vardı ama orada ailesi yok. İki sene kırmış dizine oturmuş. Düzeni uymuş mecburen. Ama iki sene sonra sizinle tekrar barışınca, seninle de arasında problem yaşamaya başlayınca, eve dönmek istediğinde, işte abisini arayıp gel beni al dediğinde... Aslı Hanım diyor ki abisi gelip almasaydı evde kalacaktı. Ama ben abiye de hak veriyorum. O da diyor ki beni kardeşim arayıp al dediğinde ben de almak zorundaydım diyor. Yalan söylüyor. İkide bir ben dedim atma diyor. Abla diyor. Yalan değil. İşte ama bak o gel diyor ya. Sus, yalan sus, 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 ben, yalan mı bunlar? Ben dedim ikide gel kardeşini alma dedim. Şimdi almaya geldiniz. Almanı alma dedim. Bir dakika ben bir şey açıklayacağım. Bir dakika. Ya tek tek konuşayım. Bir dakika bir susun. Anlaşılabilir. Niye gene herkes böyle başladı? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.